hala akfar ilişkisinin tam olarak başladığını göremiyorum. Madem sen sinirini arkada bastırdın, geldin beni öptün, artık o konu açılmayacak. Eğer tekrar ısıtıp önüme getiriyorsan sen benim dostum değil düşmanımsın. Sen yeter ki sev, kısmetse olur, kısmetse olur. Aşıksın belli. Bak biz bile diyoruz ki Erkan'la Melih'e aşık olmuş. Melis gerçekten seninle evlenmeyi düşünmeseydi, annesinin yanına siz dün o şekilde gidemezdiniz. Emre yok. Biz görmedik. Emre yok. Abi Akın yok, Emre yok. Ya Akın dün servisten bir kaçmış, o günden beri tutamıyor kimse. Dün servisten kaçmış. He. Yok mu haberin? Sen aynı serviste değil misin kardeşim? Aynen. Ben de oradaydım. Ha, sen de mi oradasın? Ne oldu? Karımayla tartıştı arkada, sinirlendi, öyle bağırdı çağırdı durdu falan. Arabada çok hızlı gidiyordu. Durduramadılar. Yani duramadılar doğal olarak. Ha. En son baktılar herhalde bayağı bir şey, camama falan açtı, bayağı sinirlendi. Daha sıkıntılı bir durum yaşanmasın diye. Böyle otobanın ortasında arabalar geçerken arada bıraktılar. 8 adım oldu, 80 bayağı adım. Bayağı sinirliydi ama. Aynen. Dün 8 adım şey geriye gidiyordu ya, 80 adım oldu o zaman. Bariyerlere bile tek memur kattı ya. Ya zaten ben anladım o. Bu dün burada gerginliğini yaşıyordu. Demek ki serviste devam etti gerginlik yani. İnanmıyorum ya, yumurtalarla dedikodu yapıyorum. Evde sanki bir mikrofon bırakmışsınız da gitmişsiniz gibi hissediyorum kendimi. Şimdi evet, şimdi dinliyorum. Ondan sonra Didem dedi ki, işte Onur değişmişti ya. Şey, söz konusu oydu ya dedi, işte Onur'un değiştiği falan. Burada bir dur. Bunu iddia ettim. Ondan bir gün önce Didem ne dedi biliyor musun? Senin yarım gün ama Onur'dan sanki dedi 3 top kalan alınmış gibi. Aycan ne yapsa susuyor. Çocuk dedi bildiğin peşinde deli divane oldu. E dedim ne yapacağız ki, benim bir hatam mı vardı bana kızacak? Hani kızacağı bir durum olsa sesini gayet de çıkartabilen birisin yani. Yani. Kavga mı edelim durduk yere? İşte dün de diyordu ki ama ben mesela Onur'un eski halini bilmiyorum ya. Dedi ki Onur önceden her şeyi, her konuya girip pat pat konuşan bir adamdı falan. Evet. Konuşsun. Ama artık konuşmuyor. Tamam da şöyle bir şey var. İnsanın ilişkisi olduğu zaman ve ilişkisi olmadığı zaman insanlar böyle bir cevap verebiliyor. İşte. Neyse onu da geç. Ya ben size çok daha önemli bir şey söyleyeceğim ya. Hatırlıyor musunuz? Buraya bir sanatçı geldi. İzzet Yıldız Hanım. Karnımdan ses çıkıyor. Şu an karnın çok önemli. Hatırlıyor musunuz? Buraya bir sanatçı gelmişti. İzzet Yıldız Hanım. Evet. Hepimiz heyecanlandık sonuçta falan. Dans ettik. Dans ettik falan. Didem de böyle hayatında ilk kez görmüş gibi şaşırdı. Aa falan oldu böyle. Didem'in İzzet Yıldız Hanım'ı daha önceden tanıdığını biliyor muydunuz? Hatta birlikte fotoğrafları falan var ki bayağı samimi tanıyormuş yani. Sahnesine falan gitmiştik. Hayır hayatım, bayağı samimi tanıyor. Sahneyi sen deniz kenarında mı yapıyorsun? Deniz kenarında fotoğrafları var. Arkadaşlar falan mı yani? Evet arkadaşlar. Hmm. O zaman niye burada böyle? Keşke hiç tanımamazlıktan gelmeseymiş. Niye tanımamazlıktan geldi? Utanacağı bir şey yok. Sonuçta İzzet Yıldız sen gibi birini tanıyorsun. Ne güzel bir şey. Ben tanısam ne haber falan derim yani. Evet. Ama o gayet tanımamazlıktan geldi. Hayda niye acaba? İşte orası muamma. Ben de onu soracağım Didem'e. Sen nereden öğrendin kız? Sosyal medyadan nereden öğrendin? Bu da her şeyi sosyal medyadan arıyor ya. Ben öğrenirim. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ben öğrenirim. Bu var ya, bu fena. Bu var. Neyse o da İlkay'ın dövmesine kadar çıkarttı ya. Sosyal medya. Sosyal medya benim bir aracım. Akın'da şey var abi bak, çok relax, sakin, cool. Aslında değil. Anlatıyor ya mesela bazı durumları. Aslında şöyle yapmış lazım. Bak bizim ilişkimiz şöyle rahat falan. Mevzu ne zaman? Sözünün dinlenmediğine geldiğinde Akın İnada ipleri bindiriyor. Kopartıyor tabii yani. İnada bindiriyor bazı şeyleri. Belki o zaman aynı relaxlıkta tatlı dille söylese, rica etse belki daha geçerli olur, kabul eder değil mi? Bilemiyoruz gerçekten. Ya Farima inatlaşmayı seviyor, o da inatlaşmayı seviyor. O yüzden orta yolu bulamıyorlar yani. İnatlaşma değil abi. Akın sözünü geçirttirip böyle susturabilmeyi düşünüyor. Böyle bir hayali var. Ama böyle bir hayal sadece onun. Akın sence böyle bir adam mı? Akın içine atıyor. Sözünü geçirecek, işte maço gibi masaya elini eve vuracak bir adam. Eve geldiğinde neler dedi? Biz bunları yaparken Akın ilk eve geldiği zaman bize neler dedi abi? Beyler böyle yap. Yerin dibine sokup sokup çıkardı. Kadına ben hayatta bir şeyi ısrar etmem. Siz bir şey ısrar ediyorsunuz. Biz kıyafet konusunda ısrar etmiyoruz. Kadına hayatta bir şey ısrar etmezsin abi. Kadın yapmak istiyorsa yapar diyordu. Onlar da bir birey diyordu. Tabii tabii. Şimdi bireyliği bıraktı, konuşmayacaksın demeye başladın. İşte dışarıda yaşadığın ilişkiyle burada yaşadığın ilişkinin arasında birazcık fark var ya. O yüzden de insanların abi, bazen tepkileri bak, değişiyor olabiliyor yani. Biz şimdi sevgililerimizin konuşmasından niye korkmuyoruz?
Şimdi bir, herkes üslubunu biliyor. İki, biri üslubunu bozduğunda zaten kim nasıl cevap vereceğini iyi biliyor. Şimdi Akın da böyle bir şey yok. Akın cevap vermiyor zaten. Akın cevap vermiyor. Cevap vermedikçe ne yapıyorlar? Farimanın üzerine gidiyor. Farimanın üzerine, yani herkes konuşabiliyor. Ben hala Akfar ilişkisinin tam olarak başladığını göremiyorum. Ben ilişki bir şeyleri konuşuyorum. Ha aşkım ya biz abi, çok mutluyuz olayı değil abi. Ya bir şey diyeceğim. 2 dakikada kritiklerden sonra tatlıya Akfar diye yazınca ilişki mi başlamış oluyor? Ben işte o yüzden eleştirdim Akın'ı. Bir aydır gözlemliyorum diyor. Ya ben senin bir aydır gözlemlediğini görmedim kardeşim. Böyle bir şey duymadım senden. Sen ne ara bir aydır gözlemledin de kızı bir anda 2 dakikada ilişkiyi başlattın? Ben bunu algılayamadığım için Akın'ı zaten eleştirmiştim. Ben inanılmaz seviyorum, inanılmaz hoşlanıyorum. Bizim şöyle bir ilişkimiz var. Biz insanlara göre hayatımızı kurmuyoruz, hayatımızı devam ettirmeyiz deyip duruyor yani. Bak dün sevgisini sorguladığımda benim sevgimi sorgulamayın, sorgulattırmam demiyor. Önceki kelimeleriyle aynı kelimeler. Kelimeler hep aynı. Mesela tamam Merve zamanını hatırlıyor musun? Merve'yi sorguladın. Ne haber abi? Eyvallah. Ne haber oğlum? Eyvallah. Ne haber kanki? Şey yapma, Şerif'e selam verme boş. Merhaba canım. Ne Merve zamanını hatırlıyor musun? Yine bir anda kıza sahip çıkmaya başladı. Herkes karşısında durmaya başladı. İşte o yalan söylemedi. Hayır falan. Yine aynı. Hep aynı. Hep şimdi ben aynı. Bundan sonraki hikayeyi sana söyleyeyim. Şimdi bozuştular. Ne kadar tekrardan bir araya gelselerdi. Bak. Akın için öncesini düşün. Şimdi birbirlerine laf atacaklar. Tamam mı? Bu sefer eğer kontrolü yine kaybederse eskisi gibi yine bom. Yani bom. Yok bu ilişki de biter. Akın Farima ilişkisi de biter. Çünkü inatlaşma var aralarında, tamam mı? Sen bana bunu söyleyemezsin. Ben sana bunu söylerim. 8 adım gittin mi? Yok 7 adım tekrar geldin mi? Falan mevzuları dönmeye devam ederse bu sefer Akın sözünün dinlenmediğini gördüğünde Farima'ya yüklenecek kişisel olarak. Farima da bunu gördüğünde şaşkına varıp bu sefer o da Akın'a yüklenecek. Birbirlerinden uzaklaştırdılar. İlişki karma karışık olacak yani. Birden böyle burnu havalarda, ondan sonra sosyetik aile kızı gibi takılan bir kız olduğu için aslında öyle değil. 2 ay demiş, evlenmek için çok kısa bir süre demiş. Ailesi kesinlikle beni istemiyor. Melis gerçekten seninle evlenmeyi düşünmeseydi, annesinin yanına sizin o şekilde gidemezdi. Annenlerin adına da, teyzenlerin adına da ben gerçekten içtenliğimle özür diliyorum. Benim için öncelik sensin ama senin için erkek adamsın, başka şeyler olabilir. Ben eğer seni sevmeseydim ben bu evin içinde asla senin yanına gelmezdim. Bundan sonra Tuğçe her emre gelsin, istediğinde bir şey kırarsa ayva yedik. Ben bunu bir kere kendime yaşattım. Bu istenmeyen gelin imajını. Bir daha yaşatmam. Abi dur, saçmalama ya. Aa, ne yapıyorsun abi? Ben onu sevmekten başka ona ne yaptım? Emre'nin çat çat konuşabilen bir adam. Sen de konuşabilen bir insansın. Emre hani Didem'lere de evet farklı tepki veriyor. Evet ben de bunu fark ettim. Emre'yi çok severim ama ben de bunu fark ettim. Ama Pınar'ın da burada Tuğçe'yle değil de Emre'yle tartışması gerekiyordu. Emre'yle ben çata çata tartıştım. Ben aslında Tuğçe'yle tartışmaktan da Tuğçe söylediği için ben zaten o kadar sinirlendim, o kadar kendimi sıkmıştım ki sinirden boşaldı. Ağladım. Yani sinirim boşaldı. Ben normalde ağlak, sızlak, böyle narin falan böyle bir kız değilimdir. Yani biri bana bir şey söylediğinde ağlamam fakat kendimi ifade edemedim, cevap veremediğim için o kadar sıktım ki o anda. Çünkü konuşturulmadım. Ya şimdi evde belki de şey demesi gerekiyordu orada. Hani mesela. Evet. Biraz yüksek tonda bağır sana konuştu. Hoş olmadı. Ben hani Emre'yle bir konuşayım hani biraz daha şey yapar. Hani birbirinizi eleştirirken, konuşurken daha yapıcı olabilirdi yani. Şimdi mesela zaten bu evde ben de ilişki yaşamıyorum. Bak ilişki yaşamamak bu evde zor bir şeydir. Rahat o yüzden zor olduğu için şimdi birisi sana bu şekilde konuştuğunda sen de diyorsun ki benim sevgilim yok diye mi böyle yapıyorsun? Hayırdır diyorsun yani. Evet. Ben kendimi çünkü öyle yaptı. Yani anladım. Diğer iki gelin adayıyla konuşurken Didem ve Farima ile konuşurken kardeşim. Neredeyse hani sayın Didem Hanım falan işte Farima Hanım tadında. Hayır, hiç. Yok öyle değil. Bana hayır. Karşı öyle değil. Hayır, yeni öyle değil. Yani böyle hani konuşurken şimdi bana çıkıştığı gibi ne sana çıkıştı ne Farima'ya çıkıştı. Ben daha böyle ağzımı açtım. Yani
Hani mesela misyon derken neyi söylemek istedin? Hani bir şey ben söyleyeceğim anladım. Bu evde hani diyor hani... ki bir şey aşkla yaşamıyorsun. İşte zaten bizimle konuşuyorsun demeye çalışıyor. Onu söyleyeceğim. Anladım. Bunu söylemeye çalışıyorsun misyon derken seni. Dedim. Dedi ki ben dedi sana bir şey söyleyemiyor muyum? Yüzü falan değişiyor. Ben zaten onu normal durarak dinliyordum. Gülerek dinlemiyordum ki suratım düştü dedi. Bir ithamda bulundu. Sen orada bir şey yaptın orada sinirlendi. El hareketiyle bir akıl sağlığımı sorguladı. Şimdi aynen. Hani o kadar çok üst üste geldi ki gerçekten normal şartlarda hani yani ne diyorsun ya falan belki dışarıda olsan bunu söylersin ama bu evin içerisinde tabii o yani konuşma tarzımızın oturuş kalkıya her şeyimize dikkat ettiğimiz için kendim gibi de tepki veremedim. Kasıldım, inanılmaz kasıldım. Seda'm daha sonra ikinciye söz vermek istedim de konuşamadım. Gözüm doldu zaten o anda. Farima'ya daha sonra yöneldi. Yani ifade edemedim ve kendimi o kadar çok sıktım ki en son ağlayarak patladım. Ben yani, seni öyle görmüştüm. Sinirden ağladım resmen. Kasıldım evet. Çünkü. Ben konuşamayacak ya da kendimi ifade edemeyecek değilsin. Bir insan değilim. Ama aynı Tuğçe'ye yapmış olduğu davranışı yaptı bana da. Yani Tuğçe bundan hoşlanır, hoşlanmaz, karakter uygundur falan ama ben yapı olarak böyle bir karakter değilim zaten. Hani bastırılacak, ama şunu da söyleyeyim, normalde Emre değilim. Kibar bir çocuktur. Onu da söyleyeyim. Kibar bir çocuktur gerçekten. Ben o yüzünü görmedim tabii Rabia. Bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten kibar bir çocuktur ve ben şu an şey de hani söyleyemem. Emre böyle bir çocuk, Emre böyle bağıran eden bir çocuk da diyemem. Normalde kibar bir çocuktur. Şunu mu düşünüyor ki acaba? Benim ilişkime ve benim üstüme çok gidiyorlar. Hani derken kimseye bir şey bir anda, söyleyemedi. Bana bir anda sana mı patladı acaba? Diye oldu. Sonuçta orada işte normalde vallahi çok kibar. Adnan'dan ve Akın'dan dolayı belki hani diğer gelin adaylarına bir şey söyleyemedi orada. Ve hayır, bana biz de zaten hani bu anlamda eleştirmiyor. Ben eleştirmiyorum. Yani hani Emre böyle birisi anlamda değil zaten böyle öyle birisi olmadığını üzerine, biliyorum. Tabii ki. Ama bu şekilde davranması, bu tutumu onu gerçekten kötü gösteriyor. Yani sen anladın normalde mı? O zaman böyle bir delikanlı mısın? Hani böyle bir erkek hoş misin sen normalde 25 yaşında? Yani. Hani böyle mi davranıyorsun dışarıdaki hani sosyal yaşamında da? Yani onu göstermiş oldu. Konuştunuz mu dün hiç? Ay koyalım. Şöyle ha? Gelsene kardeşim. Bak ben şuradan sandalye alayım öyle geleyim. Çünkü ayakta durunca bir belim ağrıyor. Dün konuştuk mu? Konuştuk abinin. Ne konuştun? Ve olayların işte dün bu şekilde yaşanmasını istemezdim dedim. Ha, özü yine sen diledin. Evet. Ne yapabilirim ki? Yapacağım bir şey yok. Yapacağım baklar. Ama benim yine yaptığım bir hata var zaten. Ben yaptığım hatalardan dolayı kalkıp ben yine özür dilerim. Kalkıp gitmen konusunda bayağı takmıştılar kanka bu arada. Ben de konuştum dün Melis'le. Biliyorum. Telefon açtım dedim nasılsın iyi misin bilmem ne falan filan. İster istemez bu konuları da konuştuk. Kovulduğun bir yerde ondan sonra ne kadar durabilirsin? Kanka kovulmaktan ziyade teyzesi seslenmiş herhalde arkandan 2-3 kere İlkay gel diye sana. Ben onu, yani Melis'in söylediğini biliyorum ben. Öyle söyledi. Eyvallah. Teyzem, Ayten teyzem hatta dedi seslendi dedi ona dedi. Gel diye dedi. Kalkıp gitti bir anda dedi durup dururken dedi. Bir anda kalkıp gitmişsin. Ben de hatta şey dedim. Ya dedim bize tam anlatmadı dedim. Melo dedim yani şimdi ne olduğunu bilmediğimiz için biz konuştuk ettik falan filan bilmem ne ama dedim. Bilmiyorum da dedi, tabii dedim aradaki detayları. Ama oğlum bu kız seni seviyor bak. Hikay sen de onu abi seviyorsun. Ben de seviyorum ama yani... Belli başlı şeyler sende doluyor anladın. Doluyorsun yani ister istemez doluyorsun. Sözler sana ağır geliyor. Ağır geldiği için de ben orada herhangi bir tepki veremediğim için kalkıp gittim. Evet belki kalkarken ailesine müsaadenizle deyip veya özür dilerim diyerekten kalkmam daha mantıklıydı ama bildiğin estim kalktım gittim yani anladın mı? Dün ilk başta çok sakin kalkarken veterini görmedik de. Yani ne oldu da sen kalktın yani o kadar anlayışlı davrandın, ters tepki vermedin, el yaptığında da kalkmadı 2 dakika sonra. Onda da kalkmadı, sonrasında. Ondan sonrasında da zaten bir olay yaşanıyor, onun üzerine kalkıp gidiyorum. Dün sen mesela anneni aramışsın ya, annen telefonu açsa belki yine bunlar yaşanmazdı. Annemi yani... aradım orada 3 sefer annem zaten cevap vermedi. Enteresan olmuş ya. Bu sefer cevap vermeyince de o oldu istenmiyor. Yani çok aradaydım yani. Kırmızı kart çıkartmış yani. Biliyorum. Melis'in ailesi mi? Hayda. İşler iyice sarpa sarıyoruz. Yani ya hepsini... o hareketini saygısızlık olarak adlandırmışlar. Ya şöyle saygısızlık. Çünkü... O,
Ama evlerindeler abi. Hem evlerindeler hem de güzel bir tepki vermişler ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Her ne kadar saygısızlık olarak adlandırsalar da bizler de gençleriz ve bizler de bazen hata yapabiliyoruz. Onlar abi da, gurur. Erkeklik gururu var. Sus bence. O da aileye laf ediliyor. Tamam haklısın. Şey oluyor, kalk git deniliyor. Ya hata var ama hataya işte aynı şey Melis'i eleştirdiğimiz konu. Anladım. Hataya hatayla gitme. Başımızın tacıdır. Öyle zaten. Öyle zaten. Melis'i seviyor musun kardeşim? Evet. Seviyorsun. Bunu toparlayacaksın. Bu kadar yani, basit yani. Sen çünkü... Ben zaten yaptığım saygısızlığın farkındayım. Buraya geldiğimde Adnan bana soru sorduğunda haklı olduğun veya haksız olduğun bir konu var mı dediğinde ben yine haksızım dedim yani yüzüne evet. de söyledim. Benim yaptığım hata var. Ben hiçbir zaman kalkıp da onun arkasına şey yapmıyorum ki. Hayır yok benim hiçbir şeyim yok demiyorum. Var tabii ki de abi. Olduğunu bildiğim için zaten konuşuyorum yani. Biz işte ailece toplandık. Ben iki tane teyzem, annem benim eve geldiler. Oturduk falan. Şeyi bekliyoruz. İlkay'ı bekliyoruz. Annesiyle beraber gelecekti. Annemlerle tanışacaktı. Ben de ona sürpriz olsun diye teyzemleri de çağırdım. Hani hep birlikte olalım, kaynaşalım falan, kasılmayalım diye. İlkay geldi baktım annesi yok. Sana söylemedi mi annemlerin gelmeyeceğini? Yok annesi. Bahanesi teyzesi bir operasyon geçirmiş. Annesi dükkanı bırakamamış. O yüzden gelememiş. Belki de öyledir kardeşim. Ben kafayı yedim. Ne olursa olsun. Dükkanı gerekirse kilit vurursun. Yine gelirsin. Senin kız arkadaşının, evleneceğin insanın ailesiyle tanışacak annen. Dükkandan daha önemli. Dükkandan daha önemli değerler olduğunu düşünüyorum bu hayatta. Gelmedi. Onun üzerine biz İlkay'la kavga ettik. Benim annem zaten çok gerildi. Annem böyle şeylere zaten... Kaç görüntü verildi bize? Yani annem böyle şeylere zaten alışık bir insan değil. Ve çok naif ya şu görüntüyü ben izleyemedim. Keşke bir daha verilse. Verilir belki. Çok naif bir insan annem. Teyzemler hani şeydir böyle benim gibilerdir ama annemin hiç alakası yok. Annem zaten böyle sustu kaldı böyle ne oluyor falan. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. İlkay'la kavga ettik yüzüğü fırlattım. İlkay ne yapsa beğenirsin. Benim orada annemler var, teyzemler var. Hani dört tane kadını masada bıraktı kalktı gitti bir anda. Bir anda kalktı gitti. Ben... Şok oldum. İlk aydan asla öyle bir şey beklemiyordum. Bir anda fırladı gitti. Cevaplarına ben de çok şaşırdım. Teyzem arkasından diyor ki İlk ay diyor gitme hani diyor. Gidersen diyor her şeyin biteceğini biliyorsun değil mi diyor. Bunu diyor göze alabiliyor musun falan diyor. İlk ayın hiç umurunda değil kalktı fırladı gitti. Ben de tamam dedim yani. Daha ben de dedim ki İlk ay kara olan benim için bitmiştir. Bir daha dedim kesinlikle istemiyorum. Ondan önce de onun bir gece öncesinde de biz İlk ayla tartışmıştık. Ondan sonra İlkay telefonunu kapattı. Sen aramışsın açmamış galiba. Açmadı değil, telefonunu kapattı direkt. Ben İlkay'a gece boyunca ulaşamadım. Ondan sonra sabah gelecek diye heyecanlıyım falan böyle. Baktım annesi gelmedi, bu sefer de yine kavga ettik. Ya felaket bir de üstelik biz ne konuştuk biliyor musun? Dedim ki yani bu kız hastaydı. Biz konuştuğumuzda sen bayağı hastaydın. Çok hastaydı. Ve dedim ki düşünsene sesim ya. Sesim hala kısık. Aşkım şunu düşün yani. Hastaydı. Ne kadar kavga etsen de merak eder insan ya. Hasta o anladın mı? O da serum mı? Yok aç belki, gündür. Belki bir şey ihtiyacı var. Ve sana bir şey söyleyeyim dedim. Mi? Ben de aynı şeyi söyledim. Yani hani ben hastayım. Ve acile gittim o gece ben serum falan yedim. Hiç mi umurunda değilim yani. Zerre kadar umurunda değilmişim. Ve ben o halimle sinir krizi geçirdim. Çok kötü oldum. Telefonuna ulaşamıyorum. Kafayı yiyecek gibi oldum yani. Yataktayım. Ya merak yatağa tekmeliyorum. Hayır şey aç ama kavga et. Aç söyleyeceğini söyle i̇şte. Ama o telefon kapandığı zaman insan çıldırıyor. Yemin ederim çok çıldırıyor. Çok kötü oldum. Beni engellemiş gibi düşün yani. Hani beni engellemedi de siz galiba kapattı. Takipten de çıkmışsınız öyle şeyler. Ben takipten çıktım. Resimleri falan sildim. Sinirlendim. Telefonumdaki resmi o falan sildim. O sildi mi peki? Bilmem engelledim ben onu. Sorsaydın bana bakardım kanka. İşte engelledim. Bakmak da istemedim. Yani hani bazen sonucunu bildiğin şeylerden korkarsın ya. Çok kötüydü ya. Ama çok kötü bir şey yapıyor. Ben mesela İlkay'ı hiç böyle düşünmezdim. Çünkü sen mesela çıkış yaptığın zaman bile inen bir çocuktu normalde. Sana bir şey söyleyeyim mi? İlkay çok değişti. Davranışlarına çok şaşırdım. Çok değişti. Hatta sen de orada diyorsun ya ben seni tanıyamadım, sen böyle miydin falan dedi. En çok da sinirlendiğim şey ne oldu biliyor musun? Biz tartışıyoruz, tartışma anında en kötü şey bir ilişkide geçmişte kalan şeyi ısıtıp önüne getirmektir. Aa işte o halının ki, altına atmak oluyor, atmak onu oluyor. Tekrar açınca. Dedi ki bana, finalde bana söylediğini unutmadım dedi. O zaman ben çıldırdım işte, gitti yani benim devreler gitti o anda. Bak ya kabul etmeyeceksin, barışmayacaksın ya barıştığın zaman bir daha o konuyu açmayacaksın. Evet. Ya abi aslında o zaman bak, kabul etmeseydin. Ben o zaman niye gala gecesi geldi seni yapmam. Öptü, herkes de alkışladı. Evet. Yani...
madem sen sinirini arkada bastırdın, geldin beni öptün, artık o konu açılmayacak. Eğer tekrar ısıtıp önüme getiriyorsan sen benim dostum değil, düşmanımsındır. Buradaki en önemli detay ne biliyor musun İlkay? Melis, Melis'e sen mesela şu elmayı, tamam mı? Bugün ben sana bu elmanın ağacını getiririm dedin ya sen. O ona inanır. Tamam mı? Anladım nereye götürdüğünü. O elmanın ağacını sen ona o gün getirmezsen sen bittin. Sen bittin ya. Çıkarın yok bu yani. Adamın sevgisini şunu diyorsak, seviyor musun? Seviyorum. O zaman şunu yapman lazım, bunu yapman lazım. O değil. O zaman Melis o bu adamı kanka. Sevmiyor mu ki? O değil. Bazı şeyler yapılır. Yok, dayın Onur abi mesela sordu ya. Seviyor musun? Seviyorum. Onur abi diyor ya, seviyor musun? Seviyorum. Ben o beni demek istediğimi anladı. Tamam, o zaman toparlayacaksın. Şimdi Melis o zaman sevmiyor mu ki bazı şeyleri iyice çıkmaza götürüyor? Kanka çıkmazlık değil bak, ben ondan değilim. Ben başka bir şey dedim ona. Tamam, ben senin dediğin de başka bir şey. O bir gün öncesi de var şimdi. O organizasyona görüşmeye gitmeden öncesinde de bir gün önce sıkıntı yaşadık ve birbirimizi hiç aramadık, sormadık. Bir sonraki güne kadar. Şimdi böyle bir şey yaşandıktan sonra da onun üstüne binmesi birazcık daha olayları kötü şeye götürdü. Tam onu konuma götürdü. Şimdi şöyle bir şey de var. Bir organizasyon var. Tartışma yaşasanız bile bir atlatmanız lazım çünkü yarına yansımaması için. Onu çözmeniz gerekiyordu. Yani hiç konuşmayıp ertesi gün çıkıp gittiğinde hiçbir şey olmamış gibi Melis davranabilir mi? İşte o günün doluluğudur bence de kanka. Anladın mı? Çünkü bir gün önce yaşadığın tartışma, bir gün sonra oturursun oraya ailenin yanında. Dünden zaten dolusunuzdur birbirinize. Bir anda orada patlarsınız işte. Bu olay bu bence o zaman. Hani öyle olur yani. Hani. Yine ben suçluyum yani, anladın mı? Adnan'ın değiştiğini dedim, bu evde en yakın iki arkadaşı Emre ve Melis söyledi dedim hani. Dedim en yakın arkadaşları dedim, sonra Emre ben değil Melis dedi. Her neyse Melis dedim illaki gelecek. Hani böyle kanka, konuşma ben oldu dedi, şimdi niye? Ben size bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim, lafını bölüyorum ama dün teyzem bir tespit yaptı, Ayten teyzem. Nokta atışıydı biliyor musun? Ben bile hani benim düşündüğüm bir şeydi bu ama dile getiremediğim bir şeydi. Dedi ki Adnan dedi, Didem ondan dedi yaşça büyük olduğu için dedi, kendisini de olgunlaştırmaya çalışmış dedi. Evet, öyle. Bunun için kendini zorlamış dedi. Sanki dedi Didem'in üzerinde baskı kuruyormuş gibi gösteriyor kendini dedi. Ama aslında tam tersi dedi. Yani bunu Didem yapıyor ama Adnan onu korumak için, o yaş faktörünü göstermemek için kendi baskı uyguluyormuş bunu gibi yapıyor. Herkes görüyor mesela bence. Ne yapıyor biliyor musun? Didem konuşuyor ya, Didem sen sus ben konuşuyorum falan yapıyor ya. Çok komik duruyor üstünde. Çünkü normalde öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Mesela bir anda bir Didem şey oluyor. Didem bir sert bir karakter. Bir anda bir şey oluyor. Didem bunu bir susturuyor. Ondan sonra hiç öyle Adnan sen sus falan demeden Didem bunu bir susturuyor. Oradan anlıyorsun aslında Didem'in, Adnan'ın onu numaradan yaptığını. Ha o gün bel altı muhabbeti de şu. Kardeşim ne oldu biliyor musun? O sosyal medyada çıkan şey. Dur bir dakika, unutmadan şunu sana söyleyeyim. Ben de ne dedim biliyor musun orada? Dedim ki Onur'un bence şu anda biraz daha sakin. Ben Onur'un eski halini bilmiyorum. Evet, kendi dediği gibi daha önce çok daha şakacı, böyle eğlenceli falandı. Ama şu aralar biraz daha durgun. Ben de Onur'un yerinde olsaydım hiç kusura bakma öyle olurdum. Çünkü yaptığı şeyler belli. Biraz utanç şeyleri yaşamış olabilir. Ben biraz kendini karşı tarafa mahcup da düşünebilir. Bunu kendisi biraz daha dedi. O yüzden evet. İşte o yüzden böyle olmuş olabilir. Yani bunun Aycan'ın bir alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Hayır, zaten yapılan şey kendisi yapmıştır. Aycan'ı zorladı. Bu adamda ben de ilk kez tamamıyla bu kadar ciddi milyonların önünde bir evlilik yolundayız. Zaten ben gidip gelmişim, ayrılmışız. O ayrılığın ne olduğunu anlamışız. Şimdi birbirimizi kırarken korkuyoruz tartışacağımız normal zaman. Normal olan bu zaten. Normal olan bu, sevdiğimiz için ve ne yapalım, her gün birbirimize girsek hoşuna mı gidecek insanların? Çok saçma. Demek ki Didem'in hoşuna gidecek. Ya Didem Allah aşkına bıraksın gitsin. Şey gördüm sosyal medyada. Sen de sosyal medyada. Beni biliyorsunuz. Ama hayatım ya, ama iki gündür evde olduğum için. Kardeşim bak bana orada iftirayı attılar. Diyor ki sonra bana ne diyor? Bu diyor belli bir iddiaydı. İddiayı diyor ben sana böyle bir şey var mı diye sordum. Ya sen bana direkt bunu sen iddia olarak sormadın direkt bana söyledin. O lafı Rabia söyledi sana. Bak şey gördüm. Didem'le Adnan'ın annesi alışverişe gitmişler. İşte kayınvalidemle bilmem teyzenin adını unuttum. Bilmem ne anneyle alışverişte diye fotoğraf paylaşmış, tamam mı? Adnan'ın ailesi mükemmel bir aile. Bak ona diyecek hiçbir lafım yok. Annesi, abisleri, ya benim tanıdığım hepsi yani babası mükemmel insanlar. Ona hiçbir lafım yok. Ama Didem senin tarzının ne olduğunu çok iyi biliyoruz.
sen normalde Adnan'ın annesiyle böyle hani dışarı çıkıp alışverişe çıkacağım bir tarz değilsin. Tamam mı? Ben çıkarım. Sen çıkarsın. O çıkar. Tamam mı? Çünkü bizde şey yok yani hani biz halktan olduğumuz için bize hitap eder. Ama Didem böyle burnu havalarda ondan sonra sosyetik aile kızı gibi takılan bir kız olduğu için aslında öyle değil. Hı-hı. Ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama Adnan annesiyle alışverişe çıktığını böyle hani göstermeye çalışıyor sadece. Ondan mutlu olduğu için değil. Geldi kahvaltı yapalım ya. Kim hazırlıyor? Pınar'a. Ya gel zaten ya. Pınar'la ben tartışmalıyım. Bir de şimdi bunu yersek bize gerek yok. Ama yer gidiyor. Ayıp olmasın. Birkaç tane yiyecek dur, yiyelim mi? Emre. Emre. Yer gibi yapıyoruz. Yemeyeceğiz bir iki tane öyle sadece tamam mı? Bozmayın bari. Onur'la Adnan çocuğum. Kahvaltı yapıyor desen. Tamam. Kapat, 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 kapat. Vallahi Şerif de olmasa aç kalacağız ha. Abi, evet. Allah razı olsun çocuklar. Allah binlerce kere razı olsun Şerif. Ben çok severim. Çiğ olabilir mi sen biraz? Ne olsun biz biraz sucuktan alalım. Sucuklu mu? Biraz koşardan. O neden sucuktun öyle? Benden mi çıktı? Benden çıktı. Oo, güzel kahvaltı. Adnan nerede? Kahvaltı yaptık da kanka. Harbi mi diyorsun? Çaldım tamam kanka. Sıkıntı yok bir daha hazırlayalım. Ucundan yedik biraz. He, onu aldınız. O dedi ki kafasına vur dedi. Kim kim dedi? Baba nasıl yiyor bak bak bak. Ayıp be kardeşim. Geç hadi geç. Eline koluna sağlık. Kardeşim Allah razı olsun ya. Var ya. Vallahi sağ ol kardeşim benim. Kahvaltı harikaydı. Ben Pınar'a yapmıştım ama. Pınar'a mı? Evet, nasıl Pınar'a yapmışsın evet. Kanka. Ne? Bizi hazırlanmıyor mu? Kıza her gün kahvaltı yapa yapa kıza külü aldırdım. Şey bırak biz yiyelim. Kafasına vurabilirsin dedi bunu. Dedi. Tamam hazırlarız, bir daha hazırlarız. Sıkıntı evet. Yok. Al al al. Yok ha, ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Al al yemediler gel. Şş, gel gel yemedik ha. Ben abi de ya abi yedi ayıp ediyorsun. Valla yemedik. 5 dakika mı? Yemedik ulan. Yesin abi ne olmuş? Yemedi yemedi. Yemedik yemedik. Abi. Yemedik yemedik. Vallahi yemedi. Biliyorsunuz ha. Bak. Yemedi. E kardeşim sen zaten bizi yapmıyor muydun? Yok, kardeşim söyle. Öyle dedin eve girdiğinde. İki tane yumurta kime yeter burada ya? Burada. Nasıl bir sahtekarlık ya? Al biraz daha pişir yumurtayı. Yemedi. Öyle demedi mi? Kahvaltı yapıyorum sen demedin kardeşim. Yemeği sürekli bize yaptım deyip. Karşıya mı aldım? Arkadan hareket yapıyor. Neyse. 15 dakikadır onu düşünüyor siz zaten. Siz onu hangi ara planladınız ya? İki kaşık planladı bir şeyler. Sen en son İlkay'a bir şeyler söylüyordun, örnekler veriyordun. Allah. Yükü sen çektin. Ya diyorum ki sen orada dün oturuyorsun, çırpınıyorsun sen artık çırpınıyorsun. Senin annenin yanında öyle cevaplar veriyor. Hani şaşkınım bak ya. Bak benim için sıkıntı ne biliyor musun abiciğim? Teyzelerim benim gibi karakterler. Ha, teyzelerim biliyorum. Olsaydı sadece hiçbir sıkıntı yoktu. Çünkü benim gibi karakterler zaten böyle hani yüksekler. Tabii. Ama benim annem çok naif bir kadın. Sen biliyorum. De tanıyorsun. Böyle burada, bir ses yükselse annem ne oluyoruz falan olacak bir tip. Ben bağırdığımda evde benim sesimden rahatsız olurken orada neler yaşadı kadın. O yüzden ben İlkay'a gerçekten çok tepkiliyim şu hayatım, anda. Hayatım sen ona orada diyorsun ki bak diyorsun. Şimdi senin annen var, teyzelerin var. Gelmiş size damat olacak. Daha dikkatli davranması lazım. Ki bak diyorsun. Diyor ki sen de bizim oğlumuzsun. Ne olursa olsun diyor. Nasıl iyi davranın? O çok hoşuma gitti bak mesela. Diyorsun benden intikam almaya çalışıyorsun. Benim telefonumu açmıyorsun. Aşık olsan diyorsun. Mantık devreden çıkar diyorsun. Bence de öyle. Ben de diyorum ki Melis daha çok aşık. O çocuk bence orada zaten yanlışın dibini yaptı. Orada diyor ki sana evet şu hareketten dolayı şöyle, evet bu hareketten dolayı. Abi senin teyzelerin annen var orada. Bak gerçekten diyorum bir insan bir insana aşık olduğunda mantığı devreden çıkar. Çıkar. Eğer senin mantığın hala devredeyse sen o kadına ya da o adama aşık değilsindir. Ben bunun hala arkasındayım. Yani ben şu anda İlkay'ın bana olan duygularını sorguluyorum. Ha ben İlkay'a selam vermiyorum, o derece kötüyüm demiyorum. Sabah gördüm. Ondan sonra o bankta oturuyordu. Ben de yanındaki bankta oturuyordum. Selam da veriyorum. Bu yönlerini törpüleyecek Melis. O kadar. Ben daha fazlasını yapamam şu an. Senin evinde, senin masanda. Annesi de gelmemiş. Kendisi gelmiş. Kendini çok güzel temsil etmesi gerekiyordu. Evet. Daha çok saygılı olması gerekiyordu. Orada çat çat cevap veremezsin sen. Çok kötüydü. Ya dün gerçekten felaket bir gündü yani. Yapamazsın. Rezil olduğumu hissettim. Ve sen nasıl benim evimi terk edersin ya? Ha ben olurum. Sadece ben olurum evimde.
terk et, kavga ettik, git. Önemli değil, ben de gidebilirim senin evinden. Ama benim orada annem var, teyzelerim var. Velev ki ben kendi evimde düzenlememiştim de bunu annemin evinde düzenlemiştim. Hadi. Sen o zaman da annemin evini mi terk edecektin? Ya. Annemlerin adına da, teyzenlerin adına da ben gerçekten içtenliğimle özür diliyorum. Benim için öncelik sensin ama senin için erkek adamsın, başka şeyler olabilir. Ben eğer seni sevmeseydim ben bu evin içinde asla senin yanına gelmezdim. Bundan sonra Tuğçe her Emre gelsin istediğinde bir şey kırarsa ayva yerim. Ben bunu bir kere kendime yaşattım. Bu istenmeyen gelin imajını. Bir daha yaşatmam. Abi dur, saçmalama ya. Ne yapıyorsun abi? Ben onu sevmekten başka ona ne yaptım? Orada o insanlar varken... Evi terk etti. O ailenin yanında bunu yapmayacak. Ben sana o aile mevzusunda kızmışım da kıza boşuna kızmışım. Adam bilmiyormuş ki ailenin yanında nasıl davranacağını. Ben onun annesinin yanında o şekilde asla davranmadım. Müsaadenizle dedim, gittim geldim. Ama o tamamen evi terk etti onun üstüne. Ayten teyzemi tanıyorsun. Ayten teyzem arkasından bağırıyor, diyor ki oğlum diyor, gitme diyor. Üç kere gitme dedi. Üç kere üstüne dedi ki eğer gidersen bu iş dedi biter dedi. Ondan sonra bunu göze alabiliyor musun gibisine. Bir şey söyledi. Baktık İlka hiç arkasına Allah bakmadı, yürüdü gitti. Bütün sözleri YouTube, sen şöylesin, sen böylesin, sen busun, sen sürekli şusun. Diyorsun ki benim de suçum var. Herkes kendi ailesinden mesuldür. Nasıl ben buradaki üç kişiden mesulüm, sen de kendi ailenden mesulsün. O yüzden suçum var mı diye daha fazla sormaya devam etme. Çünkü suçlu olan sensin ve senin ailen, kusura bakmayacaksın. Tamam mı? Ayrıca ben ne dersem diyeyim, tamam ben yükselmiş olabilirim. Kötü olabilirim şu anda. Ama ne olursa olsun annemin yanında sana kin duydum. İşte şunu söylemiştim bana finalde. Bunu söylemiştim bana finalde. Bunları, beynindeki şeyleri burada kusmana gerek yok bence şu anda annem buradayken. Ama sana alkış yapabilirim sadece. Yazık sana. Ama kin duyulmaz ki sevgi arasında. Vallahi anne. Ama İlkay'cığım gidiyorsan bir daha dönemezsin. Ben dönüyorum o zaman. Göz alıp da mı gidiyorsun? Onun üstüne de belli bir saat verilir değil mi? Şu saatte buluşacağız. Aha. Saatler sonra geldi. O verilen saatten saatler sonra geldi. Hadi geç gelmesine de bir şey demiyoruz. Ama yani ben de insanım. Ben gerçekten kendimi önemsemiyorum. Ya ben sadece ailemi önemsiyorum. Benim annemin önünde onlar yaşanmayacak. Dün senin ailenin önünde gerçekten ailenin yanında yaşanmaması gereken bir şey yaşandı. Evet. Kesinlikle bundan net. Kimse başka bir yorum yapamaz burada. Anladın mı? Ama ben şunu görüyorum. Sen evlenelim Melis dese sana. Sen yarın evlenirsin. Ben evlenirim. Sen evlenirsin. Siz şunu bilmiyorsunuz. İlkay, ben burada hatırlıyor musunuz? Seda Hanım geldiğinde demiştim ki nikah memuru burada olsun, bugün evleneceğim. Şurada evlenirim. Birincilik falan umurumda değil dedim. Zaten değil yani. Kendim bakarım dedim be. Kendim bakarım dedim. Dedi. İlkay, ben içeri gittim. Ağlıyorum. Salondayım. Salondan da bahçe şöyle zaten. Buradan görüyorum. Ama duymuyorum. Demiş ki teyzem içeri geldi sonra, iki ay demiş, evlenmek için çok kısa bir süre demiş. Kız sana sen diyor bana ki, diyordun ki, ben öyle dediğimde sen diyordun ki Seda Hanım ben şu dakika evlenirim Melis'le, hiç önemli değil diyordun. Ne oldu şu dakika evlenen adam şimdi iki ay mı kısa geliyor sana? Ne ara senin duyguların, duygu durumun değişti? Ne ara senin fikirlerin değişti? Yani İlkay ailesinden son derece etkileniyor ve ailesi kesinlikle beni istemiyor. Ben bunu farkındayım artık. Dün gelirlerdi değil mi? Yani. Tabii canım. Ama hadi istemiyor, o da önemli değil. İki insan birbirini sevdikten sonra aileler istemese de öyle bir güzel evlenirler ki. Ama İlkay ailesinden felaket etkileniyor. Etkilendiği için de ya ilişkiyi bitirmeye çalışıyor ya da evlenmeyeceğimizi bana empoze etmeye çalışıyor. Yazık ama ya. Yazık ama ya. O zaman bak, seni elde tutmak için, o zaman canım, seni gönlünü etmek için sana bu kadar erken evlenmek. O yüzüğün aldığı yüzük var ya, onun sorumluluğunun altına girmeyecek. Hep dedim ya, sen bu yüzüğün sorumluluğunu taşıyamıyorsun. Hı. Taşıyamıyor. O yüzüğü takmak hiç önemli değil. Ben bugün sana takarım ya. Giderim bir 5000 liraya bir yüzük alırım. Tabii. Sana en güzelinden de takarım yüzüğü. Ama sonrasını ben getiremedikten sonra... O yüzüğün anlamını ben taşıyamadıktan sonra ben o yüzüğü sana almışım. O sorumluluğu taşıyamadıktan ne gerek sonra var? Ne gerek var? Ne gerek var? Ay yazık ya. Dün ailesinin yanında kız... Geçen sene Tankut abi benim için bir laf söylüyordu. Diyordu ki bu adam
insanı gülerek idama götürür diyordu. Güldüre güldüre idama götürüyordu. Gel gel he gel. Şimdi Emre öyle. Ne alakası var oğlum? Böyle senin Emre'ye bir şeyi onaylattırmak istiyorsa kendi düşüncesini söyler söyler sonunda da şunu yapar. Sen yani böyle olacağını düşünüyorsun öyle mi der? Sen evet dersin. Onu sen söylemiş olursun. Aa, yok kardeşim. Bilmiyor muyum zannediyorsun? Asla öyle bir şey yok kardeşim. Yemin ederim. Ben Emre'yi senden daha iyi biliyorum. Hiç merak etme. Vay. Benden benim. Daha iyi biliyorum. Ben bütün sezonları izledim kardeşim. Aa, izledin mi? Aşk olsun. Ben derslerimi iyi çalıştım kardeş. Görüyor söylemiyor. Hiç düşme. Hiç düşmem yani. İmkanı yok. Notlarını almış gelmiş. Hiç söylemiyor da. Zaten geçen sene bir kardeşimiz burada demişti Emre Uveli'nin söyledikleri okullarda kitap olarak yapılıp okutulacak diye de. Sen Emre'yle demiştin hatırlıyor musun? Emre'yle... Mahir mi demiştin? Mahir ben şeyi... Ben demedim ama Mahir demiştin. Emre ben şeyi unutmam. Buraya kilolu bir çocuk vardı ya bizim. Emo. Her hafta değiştiriyordu bizim sevdiği insanı. Bunların eserli Mahir. İkisi burada mutfakta başlıyorlar ya. He. Bir ona sen mi? Adam değilsin, yok o sen şöylesin, bilmem nesin. Kandırdığımız mı? Evliden ikiye bölünüyor ama. Ben seni seviyorum, ben kaçın sana ne? Kaçın sezon bu, kaçın sezon değil. Ben seni seviyorum şapşirik. Dedi sen esere, o da sana ne dedi? Ben dedim, şapşiriksin sen. Sen şapşiriksin dedi, sen de şapşiriksin. Onu da Emo'ya ben hep söylüyordum ama dışarıdaydım ben. Bana orada. Şapşirik kendi diyordu adı sürekli. He. Ondan da orada ben... O dönemde ben de dışarıdayım, dışarıdan izliyorum bunları falan. Şapşiriksin. Akşam oluyordu, buluşuyorduk. Bunlar gündüz çekimde. Her akşam ona gidiyorduk biz. Her akşam bize menemen yapıyordu evde. Ama ilk kez silip atamıyorum. Ben onu gerçekten seviyorum ama yani şu yaptıkları da canımı yakmıyor değil. Merhaba herkese. Yok yani ailenin yanında şu yapılmıyor. Yani, yani yüzüğü çıkartma ne dedi? Ben o sinirle zaten yüzüğü çıkartmak değil yüzüğü fırlattım. Yüzüne fırlattım yüzüğü. Teyzem demiş ki hani şey demiş git demiş yüzüğünü ver. Özür dile hani böyle olmasını istemediğini söyle. O demiş kabul eder zaten. Geldi benimle kavga ediyor hala. Bana hani kusura bakma Melis böyle oldu diyeceğine benimle hala kavga ediyor. İlk ay gittikten sonra annem dedi ki benim dedi üzüldüğüm mesele dedi şu dedi. Gelseydi deseydi ki dedi. Ya Melis ailem istemiyor. İşte Sevda teyze annem istemiyor ama ben evlenmek istiyorum kızınızla. Melis'i dedi ki annem ben de her şeyinizi karşılardım dedi. Bir de deseydi zamanla ben de ailemi bizim birbirimizi ne kadar sevdiğimizi annem. İkna edeceğim. Eminim onlar da bunu görecektir dese yapıcı böyle bir ikna etmeye çalışırdı. Her şeyinizi karşılardım tamam. Dedi. Siz evlendikten sonra da dedi zaten onlar yumuşardı dedi. Annemin dediği bu, onun yaptığı bu ve annem gerçekten her şeyi de yapar yani. Kimse zorla. Şimdi de yapar. Zorla taktırmadı yüzüğü, hayırdır ben ya. Ben onu evlenme teklif etmedim ki, o bana evlenme teklif. Aşkım sana bir şey söyleyeyim mi? O senin sevginden emin oldu, tamam mı? Çok rahat bir şekilde söylüyorum. Artık senden emin olduğu için çabalamıyor. Evet. Ve şunu kafasında, ben ne dersem diyeyim, artık bu kız zaten benden vazgeçemez. Ayrılmayacak Melis. Aşıksın belli. Bak biz bile diyoruz ki arkandan Melis'e aşık olmuş. Biz görüyoruz. Kendisi nasıl görmeyecek? Bunu görüyor. Bunu da gördüğüne göre rahat rahat davranıyor. Nasıl olsa benimle barışacak. İşte ben dedim erken, niye erken Melis açısından demedim ki. Çocuk kendini hazır çocuk hissetmiyor. Daha çocuk. Daha aileyi hazırlamamış. Kendi psikolojisini hazırlamamış. İlişkisini, ya durumunu hazırlamamış sabah geldim, evliliği. Ortak alanda uyuyordu. Böyle gidip sarılmamak için kendimi o kadar zor tuttum ki. Yaptım, gidip sarılmadım. Ama zor tuttum. Bu durumda olmamam lazım. Ya bize bunu yaşatmaması lazım yani. Ne gerek var böyle şeylere? O da seni seviyor ama İlkay'ın çocuksu yönleri bak, var. Nerede ne yapacağını bilemiyor. Ben İlkay sevmiyor demiyorum. Tam olarak yetersiz. Bilemiyor. Aynen. Yetersiz. Benim yani... bildiğim Melis o evde her şeyi devirip kalkar giderdi. Sen gittin tekrar döndün oturdun ben yine konuştun. Ben gidiyorum duramıyorum tekrar geliyorum. Gidiyorum duramıyorum tekrar geliyorum. Ben duramadım onsuz yani. Aynen. Hani bir şeyleri bitirmek istemedim. Ve korktum yüzüğü attıktan sonra korktum. Ya gerçekten tamamen bittiyse dedim. Ya. Yani ben bunları düşünüyorsam biraz da sen düşünme evladım. Adam korkmadan niye yürüyor abi? Senin teyzen orada diyor ki bak bu iş biter diyor. Böyle olur, şöyle olur. Hala yürümeye yürümeye devam ediyor. Daha sonrasında zaten saatler sonra senin o bahsettiğin mevzu. Niye bu kadar yani umursamazlık ben anlamış değilim. Teyzelerin yanında ben teyzelerine de üzüldüm, annene üzüldüm. Çok güzel davranmışlar tabii. Ya. Çok güzel ağırlamışlar. Ben daha sert olurlar diye bekliyordum açıkçası. Çok yapıcılardı. Kalktı gitti. Annem diyor ki o çocuk açtır diyor. Yemek gönderelim arabaya diyor. Kızım, yemin ederim ki. Oradaki canım. Abilere sor yani. Diyor ki yemek gönderelim arabaya diyor. Açtır diyor. Biz canım burada yedik. Senin annen çok naif. Ya yok ya. Yok, teyzem de dedi ne yemeği dedi. Aç kalsınlar. Teyzesi ya annesi böyle ya. Çok hiç alakasız teyzelerimle annem.
Allah hakkında hayırlısını versin. İnşallah. Acı çekiyorsun yani. Kendini aştın. Vereceğin tepkileri vermiyorsun. Kendini aştın sen. Tamam mı? Bu saatten sonra da ya çok acı çekerek yaşayacaksın bunu. Yaşamak da istiyorsun sen bunu. Ya da bu yola gelecek yani. Bak ben gerçekten sonu evlilikle bağlanmayacaksa eğer ilk aile ilişkimi bitirmesini de bilirim. Çünkü ben onunla evlenmek istiyorum. Ben onunla bir kere evlilik hayali kurduktan sonra artık onunla normal sevgili gibi davranamam. Davranamazsın. Yapamam yani. Bir de daha çok bağlanacaksın duygularıyla. Evet. Evet. Hiç davranamazsın. Evlilikte de sevgilisiniz ki bu değiştirmez. Hayır, bahsettiğim şey farklı bir şey. Hazır olmadan alacağı bir karar mı istersin? Yoksa hazır olup emin olup alacağı bir karar mı? Hazır olmadan alacağı bir karar değil. Eğer beni seviyorsa zaten benimle evlenmek ister. Nasıl yani? Adnan? Allah. Ya kardeşim. Nereye? Antep'e mi? Nereye? Bu kadar anlattırdığınız anlar sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Vallahi bakalım. Yani... Bak. Ayağına mı düşürdün? Ayağına mı düşürdün? Farkı istemeden oldu. Nereye? Katli. Öpüyorum sizi. Şimdi nerede? Şimdi nerede? 5 dakika istirahat falan. Diskalifiye oldum kardeşim. Görüşürüm. Yapma ya. Evet. Daha yeni yeni düşüyorduk. İnşallah. Nasıl? Biz bu oyunları daha önce gördük kardeşim. Diskalifiye oldu diye çok gitti. Çok geri geldi. Evet. O yüzden yemiyoruz yani. Acaba yine oyun mu, ben ondan korkuyorum. Bir kere herkes... en son dışarı çağırdıklarında dövmüşlerdi beni. İki telli alkıldan çıkma. Hadi görüşürük. Demek öyle ha. Akın neredeymiş ya? Ha? Akın neredeymiş? Akın'ı en son E5'te görmüşler kardeşim. Çığlık ata ata koşuyormuş. Nasıl portakal ne yapacaksın? Bu ne? Portakal evet. Suyu. Ha, portakal suyu. Ha. Öyle yani Emre. Tokat suyu yok. Kanka düzelirsiniz inşallah. Tokat suyu yani. Süsü verir. Biz konuştuk. Sana ya. Yorum yapıyorum. Yok estağfurullah. Ben şey sanıyorsun. Neyi sanıyorsun? Seni zor duruma düşüreceğim falan sanıyorsun. Düşürür müyüm? Ben dün bile telefonda şey Melis'e dedim ki bak dedim sen ne de dedim çok büyük hatalar var. Fazla yükleniyorsun çocuğa ben biliyorum seni dedim yani. Anladın mı? O yüzden ve hatta bak şu kadarını bile söyleyeyim sana kardeşim. Ben buna uyarısını ona ne dedim biliyor musun? Sen kıskanç bir kızsın Melis. Birazcık bazı şeyleri abartan da bir yapım var senin Melo. Bu çocukla mutlu olmak istiyorsan bazı huylarını senin törpülemen gerekiyor. Mutluluk için senin bazı şeyleri düzeltmen gerekiyor demiş adamım. Bunu bil yani. Biliyorum abi. Benim seni ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsun biliyorum, nasıl sen bir yani. Konuşma yaptığınızı da biliyorum. Senin nedenle konuştuğunu da biliyorum. Yani her şeyin farkındayım. Yani. Canımsın sen yani biliyorsun. Yani söylenmesi gereken söz varsa söyle abi, ben öyle hiçbir zaman çekinmemişim. Yok kanka ben çekinecek neyse bir oldu. Şey yok. Neyse sadece yani. Sadece şunu bil, dün de dediğim gibi sana. Melis gerçekten seninle evlenmeyi düşünmeseydi, seninle gerçekten o kararı kardeşim, ciddi ciddi kendi içinde almış olmasaydı annesinin yanına siz dün o şekilde gidemezdiniz kanka. Gidemezdiniz. Biliyorum, o eve o kameralar kurulamazdı. Anladın mı? Ben tanıyorum çünkü o aileyi. Biliyorum. Yemin ederim sana bak. Bunu hiçbir şeyden bir kârım yok benim yani. Ama bildiğim için söylüyorum. Yani. O yüzden kız bu kararı almışken bir anda heveslerinin kırılması onu o raddede zaten sıkıntıya sokuyor. Anladın mı? Eyvallah yani. Kanka, sen de o ağaç örneğinden anladın sen benim ne demek istediğimi. Yani ona bugün söyle, o bugün tamam der sana. Çünkü o deli gelir, okey der. Tamam der, kaçmaz. O kim? Akın geldi. Selamünaleyküm. Kardeş hoş geldin. Aleykümselam. Börek mi aldın? Yine mi bırakmadın ya? Ha? Bıraktı dediler. Ne dediler? Bıraktı dediler. Bırakmadım. Sevgilimi burada bırakıp gideyim mi? Vaaay! Ne abi? Yüzün şişmiş senin. Hoş geldin. Hastanedeyim. Sen ne yapıyorsun? Tost yapacağım abi. Ben de tost yapacağım. Ben anlamadım şimdi. Siz evde ağırlıyorsunuz. Bu bir aile... Aileler tanışıyor muhabbeti gibi olacaktı bence. Değil mi? Onaylamadıkları gelmedi. Işte. Gelecekti. Tamam mı? Gelecekti. Senin annenler o şekilde orada oturmamalıydı. Sen orada kendini savunuyorsun. Orada gerçekten istenmeyen bir durum var. Annesi de gelseydi keşke aileler konuşsaydı. Zaten bu hani artık evlilik yolundayız aileler tanışsın diye. Hı. İlk anneler tanışsın sonra babalar da tanışır. Gezmeye gidiyordur. Hoşçakalın. Ya aileler sonra zaten babalarla tanışır diye tabii, konuşulmuştu. Annesi gelmedi ya. Gelmedi abi. Çok büyük saygısızlık Allah Allah. Ya senin ailenin ne demek önünde. Ya? Rezil oluyor insan. Yani gelecek abi. Ben çok kötü hissettim. Ya anne gelmedi gibi İlkay da orada daha fazla kendini kabul görmesini sağlayacağı
yerine şey yapıyor. Tam tersini davranıyor. Kardeşim acaba ailesi tamamıyla bu durumu hani istemeyip bu dükkanı acaba İlkay'a hani biz şey dedik ya böyle direkt duyduğun her şeyi getirme hani söyleme öyle olursa dur olmaz falan Seda Hanım da dahil biz de bu şekilde yorumlar yaptık ya. Acaba o da o sürede ikna edebilirim hani gibi düşündü de şimdi dükkan bahanesi mi yapıyor acaba? Çünkü İlkay ne demişti evlenmeyi istiyor. Çünkü bak şöyle biliyorum biz Melis'le dışarıdayken o hani bir gün görüşebileceğimiz gün vardı ya. Aslında çocuğun sana bir sevgisi var. Bak yok değil. Tabii ki var. Ama bir net mesela cümleleri yok. Evet. Geleceğe dair. Ama sevgisi var bak ben bunu yemin ederim gözümle gördüm. He bak bana ama... zaten şunu yapmasın. Burada şey ben şeyi de gördüm geçen sene. Herkes evleneceğiz biz, evleneceğiz biz, evleneceğiz biz yaptılar, yaptılar. Çıkışta sadece Nur Batı evlendi. Tamam mı? Ben öyle bir şey istemiyorum. Helal olsun onlara da. Aynen. Zaten helal olsun. Onu hiçbir şey demiyorum helal ama. Helal olsun. Hani bir tek onlar evlendi. Bütün hepsi diyordu evleneceğiz, evleneceğiz. Tabii. Birinci mi olmana gerek var? Sen seviyorsan evlenirsin zaten. Ben öyle olmasını da istemiyorum yani. Beni onunla kandırmasını da istemiyorum. Tabii. Bana karşı gerçekçi olsun. Benimle gerçekten evlenecekse söylesin. Net cevapları yok. Çünkü ben o kadar insana rezil olmak istemem yani. Ne yazıyor? Ajan yazıyor değil mi burada? Ajanı verirsin. Ajanı verirsin diye de farklı bir şey olmasın mı? Evet, bir şey olmaz ya. Ah. Dün de Onur abim de bunu hazırladı. Şimdi de sana gönderdi. Önüne seni çok seviyorum işte. Sen benim yaptığım gibi yapsana abi. Abi ya yapsana olur. Sen benim yaptığım gibi. Yap. Taşıyamayacaksın o yüzden yaptım. Ya Allah'ım yarabbim ya. Tamam. Yalnız öyle giderse de yırtılır. Böyle olmaz, böyle olmaz. Bence onu içeride yapma, yukarıda yap. Şöyle güzel olmuştu şöyle. Pınar yanlış anlayacak diye tribe giriyor. Doğru ya, doğru yanlış anlaşılma olabilir. Pınar niye yanlış anlasın abi bunu ya? O kafayı mı yediniz siz? Ama orada bak isim yazmıyor, bir şey Ayca yazmıyor. Ayca yazar mı şuraya? Ya. Allah Allah. Onur pankart gönderdi. Ya kafayı yiyeceğim doğru, ya. Doğru ben de onu dedim. Ben de onu dedim. Bu kadar. Ya bu sen de onu mu dedin? Tabii Ayca. Ben de onu dedim. Altına Onur yaz. Ben de onu dedim. Al Onur yazayım şuraya. Ya, şey yaz. Ha, altına Onur yaz tamam ilişkin... paraklı onu. Onay yaz onay. Ah. Tamam şey yapıştırabilirsin istediğim yerine. Hadi. Yapıştır sağdan soldan. Hadi aslan. Başkanım çok selam söyle tamam mı? Fransız, çok seviyorum. Fransız mankenlere benziyorsun. Hadi. Şerif. Fashion'da çıkan değil mi? He fashion'da çıkan. Boydan kaybediyoruz ama. Boydan yo artık boy ortalaması da azaldı mankenlerde. Değil mi? Tabii 1.30'a düştü senin. Başka selam söyleyen var mı? Selam söyleyen? Yengene çok selam söyle kardeşim. İlkay? Tamam. Bilmiyorum ben de selam söylüyorum şu an. Buna diyorum ki yengeni diyorum ben ilk gördüğümde diyorum mesela içimde oluştu bir şeyler diyorum böyle yapıyor bana. Hangi yengem? Allah dedim Allah, Muzaffer yengen. Biliyorum. Biliyorum onu. Ondan sonra ben her yerden resimlerimizi sildim. Telefonumdan falan da sildim hani. Mesela bir şey var ya. Her yerden sildim. Onu da engelledim. Sosyal medyada. Ama telefonumdan engelleyemedim. Tuğçe gel sen de. Engelleyemezsin ki elin gitmez. Sonra mesaj attı bana. İşte biraz konuştuk falan. Yok yani. Anlamıyor. Sen anlamıyor. Sanki kendi haklıymış gibi. Şey, ne diyor peki diyalog mesela kuramıyorsun davranışlarıyla ilgili? Diyalog kuramıyorsun. Davranışlarıyla ilgili ne diyor? Şu anda yerler değişmiş valla ya. Diyor ki işte diyor ben diyor o anda haklıydım gibisinden konuşuyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki İlkay oturmuş Melis'i anlatıyor. O anda haklıyım mı? Hala o anı mı savunuyor? Yuh be. Hani mesela şöyle bir şey var gala gecesinde sen ona bir cümle kurdun onu mesela tutmuş ha onu diyor orada söylüyor onu orada söylüyor ne demek çok ya niye sen orada affettin de bilmem evet, ne unutuldun bir şeyi tamam dedi affet sindir ya da affetme başına kalk kin tut, ama değil mi? Affettim deyip de kin tutmak ayıptır o evet. Diyor ki gala gecesinde söylediği şeyi de unutmadım. Annenin ya, yanında bilerek mi söylüyorsun? Unutmadıysan niye geldin sarıldı? Unutmadım. O zaman evet hazmetmediysen o zaman yapmasaydın. O zaman sen o sorunu çözmeyecektin arkadaşım. 5 gün küs kalacaktın kinin geçene kadar. Aynen. Neyse artık annenin yanında patlatmayacaktın. Deseydin aynen. Şu anki yaptığın şey en az benim yaptığım şey gibi galada söylediğin söz kadar ağır. Getirip ailenin önünde vermesi sana. Önce şunu söyleyeyim, Emre'nin seni tamamıyla sevmediği yok. Sadece ben orada
şunu söylemek istedim. Hani koşarsın edersin ya dedim. Ama bunu sizin ilişkinizin yeni olduğunu kafamdan çıkarttım. Kendi hani herkes kendi olayıyla kıyaslar ya. Hayır, kıyaslamak aslında yanlış bir cümle. Anladın kendinden mı ne demek istediğimi? Kendinden pay biçmek. Söyledim zaten. Nasıl olur? O zaman sen şey yapmıyorsun hani. Sen o zaman dedim Tuğçe'ye değer vermiyorsun arkadaşım bırak dedim. Ben bunu yeri geldiğinde Onur bana küçük bir hata yaptın da onu biliyorum. Da söylüyorum. Ben bunu kötü amaçla söylemedim. Emre'nin seni sevmediği ya da senin onu sevmediğin yok. Öyle bir şey olsa zaten burada milyonların önünde o kadar şey yaşamazsınız. Ama şöyle bir durum var. Yani sen insanların lafına hiç aldırma. Onur'la ben barıştıktan sonra hem Onur'a hem bana. Biliyorum. Onur'a dendi ki benim için Aycan seni sevmiyor şöyle böyle çıkmadı peşine. Onur'a dendi ki benim için işte eve geri döndü sırf eve geri dönmek için seni seçti Onur. Hani beni bir kötülediler bir Onur'u kötülediler. Ama ben ne yaptık senin... biz ikimiz de bak Onur da çok fedakarlık yaptı. Ben de çok fedakarlık yaptım. Sonra hiç kimseyi duymadık. Sonra herkes ne dedi tekrar biliyor musun? Böyle bir aşk yok. Duyma. Bak ben senin hiç art niyetsiz duyma. Olduğunu hep inanıyorum. En başından beri asla inanıyorum. Yok. Art niyetsiz olduğunu biliyorum. Tekrar söylüyorum. O anda sadece hani duymak anladın mı? Bir de sen de dahil buna. Çünkü benim seninle hiçbir sorunum yok. Benim sorunum yok. Asla. Hiçbir zamanda olmadı. Biz olayın olsa da ilk koşup geleceklerden birisi. Teşekkür ederim. Hiçbir zamanda olmadı ama o anda hani... kusura bakma da kardeşim Emre sana hani değer vermiyor gibi bir şey. Belki hani acıtıyor anladın mı ne demek keşke istediğimi? Keşke o an sesini çıkartsaydın bana deseydin. O an öyle deseydin. Duymak acıtıyor. Yok Emre direkt tepkiyi gösterdi ya zaten. Aycan abartma hani o kadar da değil diye. O da çünkü kırıldı. Hani değer vermediğimi nereden biliyorsun diye. Onun da kırıldığını bildiğim ama için. Ama o mesela. Ben üst üste duyduğum bir için. Bir olayın akabinde ya da sen bir cümle söylersin bana. Ben derim ki Tuğçe sen Emre'ye gram değer vermiyorsun bu ne ya derim. O bir anlık. Sen yoksa anladım. Seni sevmiyor, etmiyor, yok sahte aşk şu bu. Öyle bir şey değil. O ne ya? Bu seni. Onur yolladı. Ben de diyorum. Bilsin. Thanks. Dün ben hastayken canım sevgilim bana pankart açmış da Kanal D ekranlarının önündeki Smith Solar programında haberiniz var mı? Bu da ne yazıyordu? Ben de bu getirince dedim ki Pınar'a... Ben de onu görünce Pınar Hanım, kahvaltı yapabilir miyiz eğer kahvaltı yapmadıysanız? Kankacığım. Selam var Emir'in. Onu sadece bunu mu göndermiş? Kahvaltı göndermemiş ben mi? Ben de tabağı yolla otarım. Kanka. Geçen sadece bunu mu gönder? Kahvaltı yok mu? Girin yapalım. Kahvaltıyla değiştir hocam. Selam başkasına var. Hiçbir şeyle değiştirme. Hazırından kahvaltı. Ne diyor? Onu kahvaltıyla değiştirdim. İçecek. Ne içersin? Ne? Ne? Bir şey demedim ya. Ne içersin? Meyve suyu. Beyin meyve suyu. Neler hazırladın Şerif? Fix bizde. Yine üstü aynen. Şeyli yumurta. Geçen ben yedim onları. Afiyet olsun. Sen tabağı çıkarsan Şerif nasıl olsa Pınar yemeyecek. Benim karnım aç ama ya. Kankacığım bana yardım eder ben alırım. Hepsini sen mi yiyorsun yani? Arkadaşlarıma paylaşmayacak mısın? Aç mı karnını? Yok teşekkür ederim. Şunlar çık çıksın. Sağ ol. İnsanların içinde niye öyle konuşuyorsun? Abiciğim insanların içinde ben seni aşağılayacak, seni rencide edecek bir şey yapmadım ki. Yine aynı şeyi konuşacağımız için kestirip attım. Bu da benim üslubum oldu yani. Tamam bunun için belki yanlış olabilir üslubum. Bunun için senden zaten özür dilerim ama sen İnsanların tutup nasıl dersin 8 adım geriye gittim. Konuşmadan mı bahsediyor? Kritiklerde konuşmadan mı bahsediyor? Hayır onun öncesindeki olaydan bahsediyor. Takıldığı nokta o onun. Sen niye 8 adım geriye gidiyorum falan filan cümlesini kurma cesaretinde bulunuyorsun yani? Konuyu açan da kendisi. Pınar demiş hani işte nasıl konuştu senle fark ettin diye. Didem falan da oradaymış. Ben fark etmedim ki. Kimin olduğu benim umurumda değil. Ben seninle kavga etmemek için konuyu kestirip atmışım çıkmışım yani. Çünkü o an aynı şeyi dışarıda inatlaştığımız durumu tekrar yaşayacağız seninle. Neden tekrar seninle kavga edeyim? Zaten geriliyorum. Tartışmak istemiyorum seninle diyorum. Sonra... İşte bir yerde hatalı oluyorsun. Tabii ki üslubuna dikkat etmen gerekiyor. Ben tamam bu konuda hatalıyım. Bunu kabul ediyorum. Dün yine çünkü gerildin. Bir ruh halin değişti. Bir abi gerildim. Gerilmememin imkanı yok. Bak diyorum ki 2 gün önce ne konuştuk? Tamam dedim. 2 gün sonra başka bir şey söylüyorsun. Ben de sana konuşamazsın dedim. Ne var bunda şimdi ya? Konuşamazsın deyince ayıp bir şey mi söylemiş oluyorum? Emrivaki mi? Şey tamam Emrivaki şimdi... gibi görünüyor ama ben seni kırmak için, rencide etmek için söylemiyorum ki öyle. O tarzda o tavırda.
Kırılmış olmuş. İşte tamam mı? Neyse yani. Çıkarak, sonuçta o da benden... Latlaşmışsınız. Ben de 8 adımda biraz abartmış. Ben de kırgınım. O zaman ben, o da benden özür dileyecek. Abi yeni inatlaşmaya gidiyorsun işte. Aynı şeyi yapıyorsun. Bilecek abi. Bizim huylarımız aynı. Ben biliyorum. Onun huyunu da biliyorum. Beni de biliyorum. Benim vallahi iyisi yok. Ondan sonra hep aynı şeyi konuşuruz. Takıntılı gibi. Orada var. Kalırız yani böyle. Neyse alırım ben onun gönlünü. Bir şey olmaz. Yaparım bir şeyler. Siz ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Biz ne kaçırdın yaptık? Mı bir şeyler? Sen gelmeyince seni gömdük. Gömdünüz mü? Ha, niye gelmedi? Kaçtı mı, korktu mu? Allah razı olsun. E5'te herhalde çılgınlar gibi koşuyor dedik. Evet. Arada koşuyorum öyle canım sıkılınca. Bir şey yapmadık. Geldik muhabbet, sohbet. İlkay'ın muhabbetleri döndü. Ha, Melis geldi mi? Konuştun mu gidip? İçinde senin de adın geçtiği için... Ama... Tamam bak sadece bu konu. İçinde senin adın da geçtiğin için senden bu konu için özür diliyorum. Çünkü neden? Benim seninle ekmek yiyip su içmişliğim var. Sen tabii. Benim ekmeğimi, ben senin ekmeğini yedim. Ki ben onu da söyledim. Ben onunla dışarıda da dost oldum dedim. Çok paylaşımımız vardı bizim. Adın geçtiği için, sana da sıçradığı için bu konu. Senden özür diliyorum. Hı. Ama şöyle bir durum var. Bunu zaten dışarıda da diledim önce senden. Hani çünkü bunu... Biliyorsun. Ya sadece burası için yapmadığını ya biliyorum. Ya beni az anlıyorum. Çok biliyorsunuz ya. Ben sadece burası ben için de, yaşayan bir tip asla olmadım. Ben de dedim olmadım. Ki ben dedim çok şaşırdım. Hani bana yapmazdı dedim. Bana da yapmazdım. Bana da yaptı sonuçta. Bana yapmazdı dedim. Ben bundan sonra konuşmayacağım Aycan'la dedim. Ya bak o senin takdirindir. Konuş konuşma. Ben buna artık bir şey demiyorum. Zaten artık nasıl diyeyim? Şurası bir bitsin. Dışarıda o kadar sağlam düşüncelerle, fikirlerle rahat kafa diye bir şey vardır ya. O zaman zaten hepimiz iyi kötü bir iletişimde olacağız. Olmayacaklar da zaten belli ya olacak. Ama şunu söylüyorum. Ben orada neye sinirlendim biliyor musun? Bak yapmadım dedim. Ben yaptığım şey bugüne kadar itiraf ettim Rabia bak. Sen daha önce bir şeyler söylemiştin. Hı-hı. Evet yaptım dedim. Doğru. Mesela biri bir şey dedi. Evet yaptım dedim. Yaptığım her şeyi kabul ettim ben. Ki yemin ederim ya her yaptığım her şeyi tek sonra tek kabul ederim. Sonra bu neye geldi biliyor musun? Ama orada şimdi benim bir dayanamadığım bir yer var biliyorsun. İki kişi aynı anda üstüme böyle suçlayıcı konuştuğu zaman ben sinirleniyorum. Ki baştan beri seninle aynı programdayız. Sen çok iyi biliyorsun çünkü biz burada seninle birilerine sataştığımız zaman kanka diyordum bak ben buna çıldıramıyorum. Öyle bir durumda hani bil. Ondan sonrasında... Birden öyle bir durum olunca ve yapmadığımı söylüyorum. Bir de zaten bir canlı yayınım var ve yapım bunu, yapımın da adı geçtiği için baştan sona izlediler o gün. Baştan sona çünkü biliyorsun bizim şeylerimiz buradaki medya tarafından kayıt altına alınıyor. Yani her yaptığımız elensek bile. Keşke bak çünkü böyle açıklasan biz de diyoruz ki iftira biz atmadık. İlk başta güldük. Bak ben senin adına konuşuyorum önce. Ben ilk başta güldüm. Ne yapmışım? Gel dedim hani şurada söz sesim ama çıkmıyor falan. Ama sence Didem öyle mi konuşuyordu o anda? Ondan sonra bir dakika Tuğçe. İlk başta öyle rahat rahat konuştum. Sonra baktım bak iddia olan birisi şunu der. Arkadaşım sen böyle bir şey yaptın mı? Bak bunu diyorlar. İlla bana gülerek söylemene gerek yok. Ondan sonra direkt suçlayıcı konuşunca yapmadım, 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 yapmadım. Oldur abi artık yapmadım demekten tüy bitti. En sonunda artık çıldırdım, yemin ettim. Ondan sonra kardeşimi kattım. Sonra tekrar yapmadım, yapmadım, yapmadım. Bu kez sosyal medyayı kullanma, onu kullanma, bunu kullanma. Yapmadım, yapmadım, yapmadım. En sonunda fışkırdım. Bugün sabah Hacan benden özür diledi. Hani konu sen değildin. Aslında hani Didem'le alakalı bir konu vardı dedi. Biz de kaç gündür hani Hacan, ben, Didem karışmış durumdayız. Ben Hacan'ın özrünü tabii ki kabul ettim. Geri çeviremezdim. Ben onu ilk geldiğim, gelinlikle geldiğimiz günden beri tanıyorum. Dostluk kurmuş bir insanım. Hani kıyamayan bir insanım böyle durumlarda. Özrünü tabii ki kabul ettim. Evet mevzu biraz da o ikisinin mevzusu ama beni de kırdığı için, biz birbirimize kötü sözler söylediğimiz için çok 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 yükseldik. Nefret ettiğimi zannettim Aycan'dan. Aycan da benden nefret ediyor zannettim ama bugün özrünü kabul ediyorum. Ben de yaptığım kötü konuşmalar varsa Aycan'dan ben de buradan özür diliyorum. Dün kritiklerde çok sinirlendim ve kendimi ifade edemediğim için, konuşamadığım için çok gergindim ama bugün iyiyim yani. Neden ifade edemedin kendini? Senlik bir durum yok. Konuşturulmadım. Yani. Senlik bir durum yok vardı, derken. Vardı tamam. Sonra anlattım tamam. Ama şimdi Emre'nin ilişkisi hakkında öyle yorum yapman doğru değil bence.
Şerefciğim, bu evin içerisinde tabii yorum yapabiliriz. Yaşadığımız için her konuyla ilgili birbirimize yorum yapıyoruz. Ben Emre'nin lisedeki arkadaşlıklarıyla ilgili yorum yapmıyorum. Evin içerisindeki olan bir şeyden konuşuyoruz. Hepimizin birbiriyle birbiri hakkında eleştiri ve yorum yapmaya haddimizi aşmadan yapabiliriz bunları, anladın mı? Ben yani, de orada hani, haddimi aşan onun ki hiçbirimizin böyle kimsenin kimseye hakkı yok ama... Sahte olduğunu iddia ettin ama. Hayatım bak, ben gördüğümü söylüyorum. Yani eğer sen dışarı çıkmasına rahatsız olmuyorsan buradaki herhangi bir adaydan rahatsız olman da çok saçma. Çünkü orada daha fazla tanımadığın ve bilmediğin insanlar var. Yani bunu söylüyorum. Annemlerin adına da, teyzenlerin adına da ben gerçekten içtenliğimle özür diliyorum. Benim için öncelik sensin ama senin için erkek adamsın, başka şeyler olabilir. Ben eğer seni sevmeseydim ben bu evin içinde asla senin yanına gelmezdim. Bundan sonra Tuğçe her Emre gelsin istediğinde bir şey kırarsa ayva yedik. Ben bunu bir kere kendime yaşattım. Bu istenmeyen gelin imajını. Bir daha yaşatmam. Abi dur, saçmalama ya. Ne yapıyorsun abi? Ben onu sevmekten başka olanı yaptım. Kardeşim siz... Bir tek sen söylüyorum. Bak siz... Evet, ben yorum yapmak istemiyorum çünkü seninle özel konuşmak istedim. Dün arayamadım, gergindim. Yani hızlı adımların böyle tatlı takıntılarını yaşıyorsunuz siz. Küçük küçük şeyler oluyor. Şu an senin var ya... Hiç kendi böyle ruhunu mu... Dedin ya sen, ben orada biraz üzüldüm. Şu an ne olduğumu bilmiyorum, buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Beynin amboli olduğu biliyorum, o hissiyatını. Ama takılma kardeşim, düzelecek yani. Güzel olacak her düzelecek şey. Düzelecek zaten, dün düzelttim. Kalbinden yaptığın her şey... Düzelttin. Tekrar evet. Sana döner yani. Ay, senin bu sabahları böyle sanki yıllarca okumuş Profesör Doktor Akın Kırıkkayaoğlu... Sabahleyin şimdi böyle güzel mesajlar... Ne yapalım, güne kötü mü başlıyor? Senin o güzel kalbin kardeşim, ha? O güzel kalbinin içinde i̇şte bu o güzel enerjini, işte o güzel noktadan çıkan o güzel sözcükler, insanların seni anlaması lazım İlkay. La Fontaine'den masallar mı anlıyorsunuz? İki saat sonra, masal beni anlamıyorsun. Beni anlamıyorsunuz diye buralarda dönecek dolaşacak, bak göreceksin. Masal gibi. Anladın mı? Etrafı yumruklayacak. Bak Onur abi, beni anlamıyorsun, yeter abi. Dün yine şurada... koltuğa komple Akın'ın izi çıktı. Sakin ol, sakin ol. Kastı ya, koltuğu eritmişimdir. Vallahi dün konuştum zaten Melis'le. Telefonu. Konuştun mu? Hmm. Birbirimizi seviyoruz. Böyle bir şeyin yaşanmasını tabii ki ben de istemezdim. O da istemezdi. Öyle olsun kimse istemezdi. Ama bu oldu yani, anladın mı? Aslında biraz da talihsizler senin şansına üst üste gelmiş. Önceki gün tartışma, annenin müsait olamaması, üstüne ailesiyle... Ya annen telefonu açsa şey, belki bunları konuşmuyor olacak. Tabii canım, diyorum ya. Ya telefonu, hani telefonu açamıyor olması durumu daha böyle işte enteresan hale getiriyor. Vallahi hepsi atlatılacak şeyler ya. Kendimi birazcık daha iyi hissetmek istiyorum ama hastalığım hala devam ediyor. Anlamış değilim yani. Kırgınlığım hala devam ediyor. Geçmedi yani günlerdir. Vallahi İlkay, hiçbir şekilde kıyaslama yapmak istemem de kardeşim... Herkesin kendi sorunu tabii ki kendine büyük. Ama öyle sıkıntılar, öyle durumlar yaşadık ki biz bu evde. Ya bunlar atlatılır yani. Atlatılmayacak şeyler değil zaten. Sen atlatabilecek özveriye sahip bir adamsın. Tamam mı? Yani bir şey dün, evet, zaten. Belki de Melis'in sana söylemiş oldukları seni kırdı ve sen oradan kalkma ihtiyacı duydun ve durumu daha dramatik hale getirdin. Ama bunu çözersin yani. Ki Melis'in evet. Ailesi de bence anlayışlı bir aile. Görmüş ya. Geçirmiş bir aile. O yüzden hani böyle... Ya gitmek problem oluyor ama, değil mi? Benim de öyle huyum var. Duramıyorum böyle. Zoruma gidince duramıyorum. Ben yani. Gitmeyeceksin abi. Şimdi şöyle bir durum. Işte. Kalk. Katlanırsın. Normalde kalk. Tamam mı? Oradaki büyüklere dersin ki müsaadenizle ben bu ortamı şu anda kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum. Hani kalkar gidersin. Yine bir tecrübe şey denmez. Tecrübe doğrusunu fark etmiş. Şimdi öyle. Anladın mı? Böyle bir şey olsa belki bu denli bir konuşma olmazdı aile tarafından. Ha. Ama şimdi ben kalkıp hiçbir söz etmeyip kalkıp gittiğimde bu sefer oradaki büyüklere ayıp oluyor. Çünkü oradaki insanlar da bir şekilde bir araya gelip bir organizasyona davet edilmiş. O organizasyonda ben kalkıp gidiyorum. Ben fark ediyorum yani. Onlar beni davet edenler. Ben davetli olduğum yerden kalkıp gidiyorum. Ya Emre'nin dediğine göre Melis'in annesi hiç böyle bir şey yapmayacak kadınmış yani.
gelmiş yine de. Orada en kritik nokta orası senin için şu an. O birazcık dönüm noktası. Aynen. İnce yol yani. Her şeyi söyler. Sonunda. Herkes her şeyi ya, söyler. Daha, neler diyorlar ya? Yok şey için ben muhabbetime doymadım galiba. Sen kahveye gelsin öğlen. Ya tamam abi. Ay. Şerif teşekkür ederim tekrar. Afiyet olsun. Ona bile ajan şunu aramış, şuna mesaj atmış, bak şunu beğenmiş, şu bu telefon. İlkay'ı üzme. Cebimde lan, cebimde. İlkay'ı üzmeyeyim mi? Üzme. Yani onlara inansak zaten. Görüşürüz. Sevgilime çok selam söylemiştim. Ya işte bizimkisine biliyor musun abi? Biz eski tanıştığımız için şimdi diyoruz ki, bir de sıra sıra bir sürü şey geliyor. Bir anda da ajan bize patlıyor. Biz de o esnada diyoruz ki ajan gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir. Hayatım bunlar aslında hep gelmiyor mu? Ama inan ki. Bak şu an dün mesela Ajan'la asla konuşmam diyordum. Ama şu an hani konuşabiliyorum. Benim seninle kişisel bir derdim zaten yok. Kimsenin burada olamaz. Aslında kimseyle kişisel bir derdim. Didem'le neyin var onu bilmiyorum. Ama işte biz üzüldüğümüz için o an hepimiz üzüldük. Birbirimizi bel altı vurduk. Bir şeyimin olduğu yok. Ben hep böyleydim ya. Birisi geliyor da ben mesela ilişkilerimde daha önce böyle durumlarda eğer çok hala diretiyorsam ceket alır evden kaçardım. Hani hak vermezdim. Ya işte çünkü abi, biliyorum bu, başıma geleceğini. Ne oldu gelir ya? Yani. Ne öyle topuklu sesi çıkarta çıkarta çıkıyorsun merdivenlerden? Aklımız gitti. Değil mi? Ne yaptın? Yarım kaldı. Kahvaltı edemedik şey ya. Aciz Allah şefaat eylesin. Pankart verdim. Mutlu oldu mu? Selam söyledin mi? Selam var evet. Yengene. Mutlu oldu mu? Selam söyledin. Söyledim. Herkese selam var dedim. Mutlu oldu mu? Oldu. Çok mutlu oldum. O bana söyledi mi? Ya o sıra... Bir şeyler oldu. Bak bir şeyler söyledi ama. Söyledi mi? Söyledi ama bir şeyler söyledi. Hayat memat meselesidir abi oradan selam getirmek, selam götürmek. Ya söylemese de söyledi dedi bizde yani. Demeyeceksin de, işte. Söylemese de, söyledi demeyeceksin. Hayır anlamadım. O, ben şeye tabii. Söylüyorum. Öyle bir şey yok. Ben dedi hayat memat meselesidir diyor ya. Heh. O da yani. Söyledi buradan mi? Buradan gitmese bile selam gider yani. Söyledi mi selam? Ya, alamadım diyorum. O sonra muhabbetteydik. Tabii bir şeyler yani konuşuyordum. Unuttun demedin yani. Bize ben bu kadar selamını mı iletmedim senin? Benim selamımı ilettin mi? İlettim tabii canım. O sana söyledi mi söyledi ya? Söyledi. Tamam.
sanki kız çıldırdı burada, her şey bel altı vurdu orada işte. Biz de çıldırdığı zaman da niye çıldırıyor oldu? Ben de çıldırdım. İnsanı çıldırtıyorlar, sonra niye çıldırıyorsun? Baştan söylesene ya, baştan zaten kız 2000 kere söyledi. Of. Kızlar onu bunu bırakın da ben ne yapacağım? Yapacağım bir şey yok, git sevgilin de barış. O beni kırdı, ben mi gidip barışacağım? O zaman gelsin barış. Ha, şu anda bir şey söylemeyeyim. İçimden sevdiğim için barışmak geliyor, tamam mı? Ama şunu da düşünüyorum, bak ileride yine bizim epocuk bir tartışmamızda şey böyle bir şey mi yapacak acaba diye, anladın sen mı? Sen böyle bir adamla birlikte yapabileceğini düşünüyor musun? Kendisini törpülersin. Neden soruyorum bunu biliyor musun? Akın senin karakterine uygun bir adam değil. Evet, İkimiz onu seviyor olabilirsin. Bak, çok seviyor olabilirsin. Ama aynı kutuplar da birbirini iter, bunu da çok iyi biliyorsun. Yani o senin karakterine uygun bir adam değil. Sana kalkacak emir kipi kullanacak. Sana kalkacak şunu yapmasan daha iyi olur, bunu yapmasan daha iyi olur diyecek. Dedim, hani, beni kontrol etmeni bak, sevmiyorum dedim. Ya şunu yapıyor, ya yapmayacaksın diyor. Ya da şunu yapmasan daha iyi diyor. Ama aslında ikisi de aynı şey. Sürekli seni yönlendirmeye çalışıyor. Sen yönlendirilebilecek bir kadın değilsin Farima. Değilim. Ve dün akşam ben bunu konuştum onunla, tamam mı? Dedim ki bak, ben baskı altında kalmamak için Melo, burada hiçbir ilişki yaşamadım. Niye? Çünkü mesela ondan kaçmak istemedim. Başka bir sevgilin olursa bu evde. Nasıl diyorsun ki ilk ay bu evde ya, ben başka bir ilişki yaşayamam bundan sonra. Ben de bunları yaşamamak için bunları hiçbir şey yapmadım. Kardeşim sen konuşmasın, o konuşmasın, bu konuşmasın. Bana ne? Benim eski ilişkim vardı. Ben Emre'ye bir aday oldum. Onda da vazgeçtim. 1500 kere pişman oldum. Allah kahretsin yani, anladın mı? Hala diyor ki bana işte sen, o da senin eski adayın. Hayır, onu geçtim diyor ki hayatındaki adam rahatsız oluyor. Tamam bak, onun açısından da bakıyorum. Ben de işte yani onun yerinde olsam ben de rahatsız olurdum. Şimdi doğruya doğru. Anladın mı? Eski sevgilimle görüşmeni, konuşmanı istemem mesela onun ilişkisi hakkında. Ama saçma eski sevgilin değil ki Emre sen. Hayır. Onun açısından bakıyorum, anladın mı? Çok evet çok. Ama bunu nasıl oldu biliyor musun? İşte bu kadar abartması saçma. Kanka dışarıda olsa tamam. Ama bu evin içerisindeyiz. Ne olursa olsun bir yerde bağlanıyoruz. Şöyle bir şey var. Bu evin içinde herkes birbirine yorum yapmak zorunda kalıyor. Gelinler evine gidiyoruz. Ben gelmeseydim keşke oradan diye geldim. Sen hakkını doldurdun. Şerif. Bir şey dedim ya. Ya. Onu demiyorum. Aşkıma geç para olsun dediğim ya. Sen hakkını doldurdun. Ben de kanka konuştuk işte öyle. Ben de geleyim ya. Bu kadar Fari'yi gördüm. Fari'ye... Bak ya, kuru çiçekleri götürüyor. Şey yapacaktım, konuşacaktım ama da konuşamadım. Beni gönderdiler, gittiler. Ve Pınar'la gel işte ilişkiler hakkında biraz konuştuk. Yani kısa sürdü zaten abi. Ha niye durgunsun sen, onu anlamadım. Durgun değilim aslında ya, öyle geldi bana. Daha kahvaltı götürdün. Daha hareketliydim. Buradan enerjik çıktın. Aynı, bir yere geldin durgunsun. Bir saat kahvaltı hazırladın değil mi? O kadar kahvaltı hazırladı gitti yani, muhabbet sohbet. Biz seni buraya muhabbet, böyle muhabbet yoğun. Ağzın yanaklarında biraz bekliyorduk. Yo öyle de ya biraz. Kavga mı vardı öbür tarafta? Yo kavga da yoktu. Cımbızla mı çekeceğiz kanka? Yok işte, zaten şey yok. Hastayım şey, yorgunum. Kanka ben cımbızla anlatırım lafı, bir sıkıntı yok. İşte oturduk kahvaltı yaparken işte ilişkiler hakkında biraz yorum yaptık. İşte Melis'in ilişkisi. İşte dünkü onun Emre'yle şeyi, muhabbeti. Ondan sonra sizin muhabbet Farima'yla. Bunları sen konuştum. Onları niye konuşuyorsun sonra abicim? Sen ne için gittin? Kahvaltı için gitmedin mi? Tabii kahvaltı yaparken bunları sen konuşuyorsun. Sen niye dedikodu yapıyorsun yani? Muhabbet. Sen Pınar'la niye konuşmadın? Sen Pınar'la olan duygularını konuşmak yerine dedikodu mu yaptın? Ya konuştum diyorum sana. Hepsini aynı şey. Pınar'la kahvaltı baş başa yapmadınız mı? Evet baş başa yaptık. Baş başa yaparken de konuştunuz. Bunları da konuştuk. Pınar zaten seviyor. Kendi aranızdaki şeyleri. İlişkiden hiç mi konuşmadınız? Konuştuk. İşte ne konuştunuz? İlişki nasıl olur? İşte ilişkide nasıl bir birey oluruz. Birbirinize uyumlu musunuz? Değiliz. Uyumlu muyuz, değil miyiz? O. Heh. O yani. Bak bak bak, beni aynadan mı görüyorsun bakayım? He? Beni aynadan mı görüyorsun? Aşkım hoş geldin. Seni var ya. Sen nasıl bir şeysin? Oh. Sen nasıl bir şeysin ya? Vallahi. Hı. Günaydın. Bana yerleştirdiniz mi bari? Biraz. Ya hala neyin peşindesin ya? Ah, neyin peşindeyim? Oh, her şey üstüme geliyor sanki.
Niye bu kadar çok daraldım bilmiyorum. Ben de daraldım. Senin daralma... En baştan başlayayım. Ben genelinde böyle bir olan yaşanmasını isteyen bir adam değildim. Böyle bir şey yaşansın da istemiyordum zaten. Ama bu şekilde yaşandı. Evet, ben oradan kalktım gittim. Annenlerin adına da, teyzenlerin adına da ben gerçekten içtenliğimle özür diliyorum. Ne kadar kabul ederler, ne kadar etmezler bilmem ama emin ol, oradan onlara öyle bir saygısızlık yaparak kalkmak isteyen bir insan değildim. Böyle bir şey yapmak istemiyordum. Evet yaptım, keşke yapmasaydım. Ama keşkelerle de hayat geçmiyor. Geriye dönüp bazı şeyleri düzeltmek istesem evet gider onu düzeltirim, onarırım. Yine düzeltirim. Yine bir şekilde üstesinden gelirim. Yine annenin gönlünü alırım, yine teyzenin gönlünü alırım. Senin de gönlünü alırım. Ama ikimizin anlaşması lazım. İlk ay zaten sorun dün başlamadı ki, ondan önceki gün evet, başladı. Biliyorum. Biliyorum, onu da biliyorum. Ama orada benim yapmak istediğim şey aslında sana veya senin bana söylemiş olduğun söze istinaden aramadığımda belki onun bana edinmemesi... Ben aramamak değil. Sen benim seni arayabilme ihtimalini de ortadan kaldırdın. Sen telefonunu kapattın. Sadece anladın bir mı? 20 dakikalığına. 20 dakikalığına evet. Mı? Ben gece boyunca sana ulaşamadım. Gece boyunca beni aramadın. Benim telefonumu sadece bir saat... Aradın mı? Sana ileti bile gelmiş olması aradın lazım. Aradın mı? Aramadım. Aramadın. O zaman neyi konuşuyoruz? Bak ben, sen ben hastaydım. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen beni aramadın. Bir şey aramadığın gibi telefonunu kapattın. Bir şey söyleyebilir miyim? Onun yaptığın gibi sesli mesajıma cevap vermedin. Bir şey söyleyebilir onun miyim? Onun yaptığın gibi sesli mesajımı dinlemedin bile. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Biz tamam böyle bir şey yapmış olabilirim. Ben bunun özrünü de sana söyledim zaten, dile getirdim. Bunları tekrardan açıp açıp böyle üstesinden gelmemiz gerekirken bunları bir hataymış olarak kabul et. Tamam mı? Bir hata olarak kabul et. Ve bundan sonraki süreçte böyle bir şeyin olmayacağını ben sana söz veriyorum. Olmayacak. İlk sen değiştiğinin farkında mısın? Ne anlamda mesela? Çok değiştin. Mesela? Önceden İlk ay telefonunu kapatmayı bırak, ben onu aramasam o beni arardı. Eğer kavgalıysak, eğer tartışmışsak. Sen beni aramayı bırak, telefonunu kapattın, beni aramadın, hiçbir şey yapmadın. Bensizliği demek ki kabul ettin. Sensizlikle bir alakası yok aslında. Orada benim halimi biliyor muydun bilmiyorum. Ben hastaydım. Sen benim halimi biliyor muydun? Biliyorum. Serum taktırıyordum. Bak ben kötüydüm, tamam mı sonuç olarak? Sen de kötüydün. Evet ben böyle bir şey yapmış olabilirim. Zaten sıkıntı da o ilk ay. Ben hastayken yanımda olmama. Yani tamam bir sıkıntı olmuş olabilir bak. Ben her seferinde yine bir şeyleri toparlamaya çalışırken evet sen istediğin şeyi söyleyebilirsin. Aklına gelen, aklında yarattığın, aklında ürettiğin her şeyi bana söyleyebilirsin. Düşüncelerini, bütün hepsini bana yansıtabilirsin. Ama ben her şeyi toparlamak için buradayım sadece. Ben bir şeylerin üzerini kapatıp tamam böyle miymiş, şöyle miymiş deyip seninle bir muhabbet etmiyorum farkındaysan. Dün olanlar çok çirkindi İlkay. Tamam ben de diyorum ki sana evet böyle bir şey yaşandı ama ben bunu yapacak bir adam değilim. Hayatım boyunca da yaptın yapmadım. Yaptın ama. Tamam bak yaptım ama ben bunu düzeltmek için yine elimden gelen her şeyi yaparım. İlkay bak sıkıntı ne biliyor musun? Senin annen hiç kötü bir şey söylemedim biliyorsun. Ama bak ama benim senin annen hiç tanımadığı bir Brezilyalı kızı gelinim diye burada adlandırırken tamam mı? Beni tanıdığı halde benim senin bana evlenme teklif ettiğini bildiği halde benim günüme gelmedi. Ben biliyorsun bunu sana açıkladım. Aslında bu bana saygısızlık değil, bu sana saygısızlık. Ben, bu bana sevgisizlik değil, bu sana sevgisizlik. Benlik pek bir durum yok yani. Bak ben bu olayların nasıl geliştiğini, nasıl ilerlediğini bilmiyorum tamam mı? Sen bana kalkıp bir şeyin organizasyonun olduğunu söylediğinde ben tam anlamıyla onu kestiremedim. Sen bunu belki bana 3 hafta önce söyledin ama ben bunun... Haftalar önce söyledim. Söyledin evet, ben bunun o gün o şekilde olacağını bilmiyordum. Öyle saatte... Bilmiyordum. Niye yani. Sen aptal bir adam değilsin? Evet ama ben bunu o an aklımdan çıktı ve teyzen de aynı soruyu sordu. Boşluğuma düştü yani anladın mı? Bunda hiçbir şekilde benim annemin de babamın da hiçbir suçu yok. Tamam mı? Senden de alakası olmayan bir durum. Benim için öncelik sensin. Ama senin için erkek adamsın, başka şeyler olabilir. Ama böyleyse bu şekilde bir yere kadar benim gider. Benim için öncelik sensin. Ama senin için öncelik ben değilim. Öyle hissediyorum. Sen benim için öncelik olmasaydın hayatımda zaten olmazdın Tuğçe. Bu eve geldiğimde ben
senin için çaba. İnsanlar diyor diye ben. Değil bazı şeyleri anladın mı? İnsanların ne dediği hiç umurumda şey değil. Ben insanların anda, bir şey demesiyle gaza da gelmem. Ben şu anda o kadar çok şaşırtıyorsun ki beni. Üzgünüm, hislerim bunlar, bu hale geldiler. Çok üzgünüm. Sen... Ne yapalım peki? Sen çok merhametli... Şu anda ne yapmamız lazım? Bana onu söyler misin? Beni bu hale nasıl getirdin beni bilmiyorum. Beni duygusuzlukla suçluyorsun ya, farkında mısın? Duygu yoğunluğu dedim. Duygu, bana karşı duygun yok demedim. Hayatımdaki önceliğimin sen olmadığını... Ben öyle gözüküyor ama insan hareketleriyle gösterir. Ne gösterir? İnsan hareketleriyle ifade eder sevgisini. Ne yapıyorum? Niye? Hiç mi önemi yok ya o kadar yaptığım şeyin? Ya da yanına gelmemin? Ya da işte bir sürü şey oldu ya aramızda. Bir sürü şey geçti. Takıldığın şey bu kadar küçük şeylerse diğerlerinin hiç mi önemi yok? Set ha? Aralarında niye ara verdiğimiz... Niye sadece bardakların set aralarında, dolu tarafından bakmıyorsun? Set aralarında ara verdiğimizde kaç kere oturup beraber yemek yedik? Yemedik mi Tuğçe hiç? Set aralarında ha? Ara verdiğimizde yanıma en son ne zaman geldin? Bugün sabah geldin. Evet, bugün geldin. O ana kadar yayın başlamadan önce ya da arada yanıma geldin. Tuğçe. Ben elimde çorbayla kaç kere geldim? Şu an karşımda kaç kere geldim? Çok geldim. Elinde çorbayla. Artık yeter bence. Yeter. Karşında sevdiğim bir adam var ya. Tamam mı? Bak, ben kıyamam. Bak, sen kıyıyor olabilirsin sözlerinle ama ben kıyamam. Tamam mı? Ben sana öyle bir söz edemem. Sen yazıkmış sana ya dedin ya. Hani bak. Ben sana her bir şey dediğimde sen benden vaz mı geçeceksin? Hayır. Bu vazgeçmeyle alakası yok ama sen de bak, ben nasıl sözlerimi seçiyorsam sana karşı, sen de yeri gelince sözlerini bana karşı seç. Tart. Alınır mı de. Gel konuş, gel. O yüzden daha fazla gel, konuşmak konuş. İstemiyorum. Gel konuş Tuğçe. Gel konuş, içindeki bütün zehri dök. Yok gel. Zehir falan yok. Gel konuş. Sen benim için yine mükemmel bir adamsın. Ama gelir misin? Ben senin için mükemmel adam değilim. Ben senin için mükemmel adam olsaydım sen bunu yapmazdın bana. Yapmazsın bunu. Ben bu yaşadıklarımı söyledim. Gelir misin? Ben gel konuşalım. Ben hissettiklerimi gel. Söyledim. Gel hissettiklerin. Ben bana hissettirdiğini senin söyledim. Senin hissettiklerin, hissettiklerin bunlar var ya benim senin. Bunlar benim hissettiklerim. Senin hissettiklerin evet, neler ne biliyor yazık musun? Ki hissettiklerim bunlar. Ve şu anda bunları yaşıyorum, anladın mı? Günlerdir de bunları yaşıyoruz. Ve ben bunları hissediyorum. Amacım seni kötü bir şeye sokmak değil. Sen gerçekten adam gibi adamsın. Ama bana hissettirdiklerim bunlar, anladın mı? Ben bunları hissediyorum. Yeterince sevilmediğimi hissediyorum. Anladın mı? Bu kadar. Yeterince sevilmiyorum demek ki bazı şeyler için. Sustum, sustum, git dedim, yap dedim, et dedim. Ama bu demek değil ki karşıma böyle şeyler gelsin. Ben mi seni hayatında sevmiyorum? Ben ya da bir başkası, hayatında ben birisi varsa, hayatında birisi varsa birazcık, bir nebze, ben acaba dersin. Bu hareket onu kırar ben mı seni dersin? Sevmiyorum. Düşünürsün. Ben evet, mi seni sen sevmiyorum? Beni sevmiyorsun. Ben seni sevmiyorum. Ya da yeterince sevmiyorsun o yeterince zaman. Yeterince sevmiyorum. Sevmiyorsun ama yeterince sevmiyorsun ya. Ben seni sevmesem sana dokunamam de ki, be. Daha o duyguda ben seni sevmesem de yüzüne bakamam be. De ki, daha ben seni sevmesem yanına gelemem be. Daha o duyguda ne anlatıyorsun de. Sen de ya? Bunu ya? Ne anlatıyorsun? De bunu ne olur anlatıyorsun? Ya? Ne anlatıyorsun? Ya nasıl ne anlatıyorsun? Anlatıyorum. Günlerdir anlatıyorum sana ben bunu. Günlerdir söylüyorum. Şunu şuraya şu şekilde Tuğçe taşıdık. Çok yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Çok yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Böyle haddinden hissediyorum. Haddinden fazla yanılıyorsun ve buna hem de. Ben herkesten daha çok üzülüyorum. Ben burada herkes beni tanır. Tamam mı? Ben senin yanına sevmesem gelemem be. Dokunamam sana be. Sen beni tanımamışsın ya. Ama ben ya. Bunu bu kadar yoğun sen beni tanımamışsın ya. Bir kurallarım sen beni tanımamışsın var. Ya. Katı değilim abi. Katı değilim. Ben her şeyimle senin yanında olmaya çalışan bir adamım. Ben burada herkese karşı senin için göğüs germiş adamım ya. Gelelim de, umurumda değil. Ama sen bunları anlamıyorsun, algılamıyorsun. Algılamamak için elinden geleni yapıyorsun. Sabah Emre, bir buçuk saat dizinin önünde oturdum anlattım var. Sana. Bir buçuk saat anlattım. Kendi gözünün içine baktım, var. Gözünün içine baktım. Dedim ki anlattım Tuğçe. Bak böyle böyle yavrum yanlış anlıyorsun her şeyi dedim sana. Demedim mi? Niye bunu yaşatıyorsun bize? Niye yapıyorsun bunu? Niye yapıyorsun ya? Vaz mı geçmek istiyorsun? Çekip gitmek mi istiyorsun? Sıkıldın mı? Daraldın mı? Bunlar mı? Eğer buysa anlarım ben seni.
Vallahi anlarım. Bunlar değil, bunlar ama değil ya. Ama bana böyle ya. Gelemezsin. Miraz, Miraz, yapamazsın. Bazı şeylerde düşünmeni yapamazsın. İstiyorum Miraz ya. Neden bu kadar katısın? Her şeyi... Yani diyorum ki o böyle bir adam değil, zaten değilsin benim için ama finalde diyorsun ki kimse bana karışamaz. Ya ben orada oturuyorum ya. Hangi şartları ben orada oturuyorum de ki evet ben kimsenin karışmasını istemiyorum ama hangi hayatımda biri var. Gönül rızasını almak isterim de. Bu kadarını de ya, bu kadarını de ne olursun. Hangi şartları kızma bana, gücenme, öyle bakma ama bana beni bu hale sen getirdin. Ben bu hale böyle gelmedim. Sen bu hale gelmek istemişsin ve gelmişsin. Anladın Hayır, mı? Hayır, beni bu hale sen getirdin. Sen eğer bana inançsızlık ediyorsan bu senin bileceğin Bak, iş. Bak beni sevmiyorsun ama demiyorum. Bu kadar net söylüyorum beni sana. Beni yeterince ben sevmiyorsun. Ben eğer seni sevmeseydim ben bu evin içinde asla senin yanına gelmezdim. Bunu unutma. Anne var mı bir ya. Şey? Yok bir şey yok yok. Tamam 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 dur dur dur. Şunu aç şunu aç şunu aç şunu aç şunu aç. Ya gidelim ya. Sarıl sarıl sarıl. Sarıl sarıl. Hey hey. Sakın. Tamam sakın. Sakın sakın. 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 Yanlış. Yanılıyorsun. 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 Sakın. 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 Sen benim her şeyim. Sen benim her şeyim. Sen niye böyle yapıyorsun bana? Söylediğin şeyler ama. Ben seni incitmek ister miyim ki? Ha? Ben senin yanına severek gelmişim. Ben seni her şeyini sevmişim. Sen nasıl böyle bir şeye koyabilirsin beni? Nasıl alırsın sen insanların söylediği gibi sen de beni öyle yargılarsın? Nasıl yaparsın bunu sen bana? Ha? Anladın mı? Öyle değil işte. Yapamazsın. Anladın mı? Şşş. Gel buraya, gel buraya, otur gel. Gel buraya, gel, gel. Tuğçe bugün Emre'ye senin sevgini daha az buluyorum, hissedemiyorum, benimki kadar değil demeye çalıştı, kavga ettiler. Şimdi biz bunu bu hafta, bütün hafta bunu konuştuk zaten. Emre sana sevgisi daha az, hissedemiyorsun, işte bak görmüyorsun gibisinden. Şimdi bizim kızlar evinin lafına gelmiş oldu Tuğçe. Belki bizim de biraz daha kamçılamamızla olmuştur bu durum ama Tuğçe'nin de artık bir yere kadar dolduğunu taştığını düşünüyorum. İnşallah çözerler. Emre'yi de değişmiş görüyorum. Emre de inşallah bundan sonra daha dikkatli olur. Madem seviyorsa da bundan sonra göstermesi gerekiyor. Hep be güzel gözlüm. Yani gerçekten nasıl inanmıyorsun? Nasıl böyle fikirlere kapılıyorsun? Kimlerin dediklerine inanıyorsun? Gerçekten beni çok şaşırtıyorsun. Ama anlayacaksın. Gerçekten anlayacaksın. İnşallah beni kaybetmeden anlarsın da bu ilişkisi çok daha güzel yerlere gider. Bundan sonra Tuğçe her Emre gelsin istediğinde bir şey kırarsa ayva yedik. Yani şimdi Tuğçe belki de hani söylenenlerden de etkileniyor olabilir. Çünkü doğru, şimdi hani Tuğçe bu konuyla alakalı insanlar üzerine yükleniyor. Bizim hala yükleniyorlar. Sana sevgisimi az diyorlar. Tamam, sana aşkım, diyorlar etkilenip bak, seni etkilenip etkilenmemek kişiyi bağlar, kişiyi bağlar zaten. Doğru. Tuğçe etkileniyor olabilir dedim ben. Etkileniyor. Anladın mı? Çünkü insanlar devamlı bak Emre böyle yapıyor, Emre şöyle yapıyor, Emre böyle yapıyor deyince kız da artık bugün patlama noktasına tamam geldi. Tamam da bunun sebebi normalde Emre. Normalde Tuğçe sakin bir kız, tamam mı? Böyle gülerek karşılayan bir kız ama şimdi artık böyle demek ki birkaç günün vermiş olduğu yoğunluğuyla yeter artık dedi. Ya ben bir tepki vermek istiyorum. Verdi tepkisini yani. Aynen. Ya da devam edin. Tekrar konuşamıyorum çünkü. Ya da şöyle bir şey var. Hiç konuşmuyor Fahrime maşallah. Ben artık onlar hakkında konuşmayacağım. Ya bu da çok ama kötü şöyle olmuyor. Bir şey sen var. Sen konuşma, sen konuşma, sen konuşma. Biz i̇şte konuşma. Bak bundan bahsediyorum. Anladın mı? Ya şöyle bir şey var. Şaka maka bir tarafa şimdi Tuğçe hep bu şekilde hani şey olacaksa hep böyle ilişkileri artık bu raddede gidebilir. Çünkü son zamanlarda gidebilir. Hep kavga ediyorlar. Hep zaten kavga ediyorlar. Gidiyor. Ya bak bir taraf alttan alsa yapmayacağım dese gitmese etmese bitti. Öyleydi kaymak. Ama Tuğçe öyleydi ki eskiden. Tuğçe değil zaten Emre
Bu konuyu tamam yapmam desin, bir denesin evet. Ya. Yoksa olmuyor. Olmayacak. Onur da ilk zaman arkadaşlarıyla çıkıyordu. Olmayacak mesela. Ondan sonra ben o kadar söz sahibi değildim. Ama olaylar ciddileştiği anda ister istemez ikimiz de bunu şey yaptık. Dikkat etmeye başladık. Evet, en normal olur. Çünkü şimdi Allah yukarıda çift... burada eleştirildiğin zaman bir takmıyorsun, iki takmıyorsun. Üçüncü de böyle birazcık yer ediyor insanın aklında. Evet. Hani bir şeyler söyleyesin geliyor. Tabii. Ama işte çok orada kendinden emin olman lazım abi işte. Sanırım biraz dolmuşum. Kendimce, kendi içimde. Ben neler yapmışım ya? Neler yapmışım değil. Yani bana kötü bir şey yapmadın, bana ihanet etmedin. Evet biliyorum. Beni korudun geldiğinden beri ama... Bilmiyorum Emre, bazı şeyler... Ya da bazı cümlelerin bana... Daha az sevdiğini hissettirdi, anladın mı? Hani gerçi bunun bir ölçüsü de olmaz. Bir taraf hep daha çok sever. Belki bu ilişkide o benim. Ama bu da beni yıprattı ve... Sevgi dediğin şey... Bunlarla ölçülmez ki Tuğçe. Bunlar da bir ifade biçimi ama. Bunlarla ölçülmez. Bir yere gittiğinde... Hayatındaki insanı bir nebze de olsa düşünmen. Sen yanlış bir şey yapmamış olabilirsin. Ben zaten burada hep bunu söyledim. Ama düşünmen gerekiyor. Ya da bir cümle kurduğunda karşımdaki kırılır mı demen gerekiyor. Ben bunu bir kere kendime yaşattım. Bu istenmeyen gelin imajını. Bir daha yaşattım. Abi dur, saçmalama ya. Ne yapıyorsun abi? Ben onu sevmekten başka ona ne yaptım? Benden korkuyor musun? Yavaş. Ya bunun elimden... Abartmayın şunu. Yani şunu konu yapmayınca yanımı sıkmayın. Ne korkmasın? Niye senden korkayım? Sana değer veriyor olmam insanların gözü... Kaybetme korkusuyla şey korkusun, herkes. Ha, o başka. Seni ama sevdiğim şey için tabii de kaybetme korkum olacak. Sen gözlerinde bana böyle bir şey anlatmaya çalıştığında ben hemen korkarım. Korkma aşkım, anla. Anla, yapma aşkım, ya da yap. Aşkım korktuğum şey hem kaybetmek, bunu anlama. Yoksa milletin burada bir bana dediği de yok. İşte Aycan artık bundan sonra söz geçiremiyorsun, bilmem ne yapamıyorsun demesiyle burada gelip sana ne bağırırım ne çağırırım. Ama ben yine üstüne basarak söylüyorum. Eğer sevmediğim bir durum olursa tabii de gelir çatır seninle burada tartışırım yani. Kavga mı edelim? Kaybetme korkumuz var. Biz o ayrılık sürecini yaşamayacağız. Biz birbirimiz olmadan ne halde olduğumuzu görmüşüz. Yanlışlara sürüklenmişiz, acılar çekmişiz, üzülmüşüz. Ben o günlerime bir daha dönmek istemiyorum. Yalnızken çok mutsuzdum sensizken. O yüzden tabii ki de korkuyorum seni kaybetmekten. Yani olabilir, biz de... Senin her sözünü de dinlerim aşkım. Bir sen bana ne dersen. Çünkü sen benim evimin direği, çocuklarımın babası. Allah Allah. Evimin bugün çatısı. Bugün ne güzel, hastalık sana iyi gelmiş aşkım. Olacaksın. İyileşince bir değişmişsin. Güneşli günlerde evimin panjuru. Böyle mutlu anlarda, mutlu pazarlarda evimin bahçesi. Herkese benim bir çizgim vardır ve duruşum vardır. Bunu beni tanıyan yakın arkadaşlarım ya da dışarıdaki insanlar... Ben senin herkese kardeşim bilmem nereye yaklaştığını biliyorum ama karşı tarafın niyeti bu olmayabilir. Çok karşı iyi taraf bilir. Sırf ara bozmak için karşı de bunu yapabilir. Ama sen o kadar kibarsın ki bir şey olduğunda yan yana da oturabilirsin. Sana medeni, evet medeniyet dersin buna. Yan yana da oturursun, bir şey yaparsın ama kalkar kız bir hareket yapar. Bu öyle bir yansır ki biz bunun altından kalkamayız. Anlatabiliyor Tuğçe, muyum? Bu, senin için de art niyet olmayabilir bu, ama karşı taraf kadınlar bazen o kadar hemcinslerim, o kadar böyle bilinçsiz davranıyorlar ki kalkıp bak, isteyerek bu, ya da istemeyerek o bir gelebilir. İlişkinin sarsılmasına mal oluyor. Anladın bu insanın mı? Başına her yerde gelebilir ama. Bu sadece buradayken değil, dışarıdayken de gelir. Her yerde gelir yani. Gelir ama önemli tedbir olan, bizden olur. Tedbiri, anladın mı? Ya ben tedbir zaten bizden olur. Hadi gelsin biri benim yanıma yaklaşsın. Tedbirimi alarak zaten yaşıyorum ben. Emre bak, ne olur bana savunma. Artık söyleyeceğim. Şöyle, ben karşılıklı biriyle karşı karşıya gelip oturup yiyip içip bunu fotoğrafa, videoya taşımam. Kim yiyip içip de abi?
o ortamda bile olsak abi, oradaki taşımam. İnsanlar benim arkadaşlarımın, sevgilileri, kız ben arkadaşları. Nasıl bir zihniyet? Ben bu nasıl bir kafa? Taşımam ama onu, o görüntü bana gelsin istemem, ya da video diyorsun ya, içinde art niyet yok. Tuğçe, o görüntü bana gelsin istemem. Göründüğün gibi bir hayata bakış açın yok. Göründüğü gibi derken? Tamam mı? Fresh görünüyorum. Freshlik bilmem ne, o bu değil benim demek istediğim şey. Tamam mı? Sen eğer şu anda bu konuşmayı burada yaparsan ben dahil olmak üzere oradaki bütün o insanları da zan altında bırakmış olursun. Kimseyi ve bu zan altında gerçekten yaptığın çok büyük bir yanlış. Kimseyi zan altında bırakmıyorum. O insanların da bilinçli davranması gerekiyordu kadının, o zaman. Kadının o insanların da bilinçli davranması gerekiyordu ortamda olanların. Yanlış anlaşılır kardeşim. Sen bir otur şuraya, köşeye geç. Bilmem ne falan demesi gerekiyordu o zaman. Sen benim ne yaptığını nereden biliyorsun? O insanlar da bilinçli ulan, olmalıydı. Ulan kötü bir şey yaptın demiyorum. Bir şekilde orada oturdum. Ortamda bulunabilirsin ama... Ya bak, sen yan beni yana kimseyle gelmemen ya. Gerekiyordu. Gerçekten sen beni şu an şaşırtıyorsun ya. Sen beni hiç yapmadığım bir şeyi yapmışım gibi düşünerek bana öyle suçluyorsun ya. Suçlamıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Tuğçe. Bu videoda olur, görüntüde olur. Ben, görüntüye, kareye video, girmemen görüntü, lazımdı. Kare, o, bu, şu, bilmem ne. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Tamam mı? Ben karşımdaki kadının bana olan inancına bakarım. Ama benim karşımdaki kadın bana inanmıyor. Bana güvenmiyor. Benim sevgimi de yargılıyor. Evet, ne yapalım? Benim duygumu da yargılıyor. Tamam mı? Tamam, ne yapalım? Bunların hepsini yargılayan sensin. Ne yap biliyor musun? Otur düşün bence biraz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de lavaboya çıkacağım ya. Ya biz de gidelim. Gel. Biz de gidelim kendine evine. Akın yazdı lan. Tamam, biz gitmeyelim mi? Ne bileyim oğlum. Dinliyorum. Söyledik mi? Tamam, dinle. Konuşmak istedin, rahatsızlandım. Çıkmak zorunda kaldım. Konuş şimdi. Ben olanların hiçbirinin böyle en baştan söyleyeyim. Evet, tamam. Dinle. Ben annene de teyzelerine de ayıp ettiğimin farkındayım. Aha. Saygısızlık yaptığımın da farkındayım. Bunların düzelmesi için, düzeltilmesi için elimden gelen her şeyi yine yaparım, tamam mı? Bak, bir şeyleri sonradan düzeltirim, düzeltmek için elimden geleni yaparım falan. Bunlar bana böyle maval okuma, tamam mı? Sen eğer ki bana ve benim aileme değer verseydin, zaten en başından bunları yapmazdın. Ama benim değer verdiğim kadın, benim verdiğim değeri ezip bana kalkıp da yazık sana. Bana söylediğin sözlerden bak, dolayı ben kalkıp gittim. Bak, ben anneni sevmediğim veya seni sevmediğimle alakası yok. Sadece kendin konuşuyorsun ve beni konuşturmamaya çalışıyorsun. Çünkü bu suçlu psikolojisi. Bunu anlayabiliyorum. Zamanında ben de bu psikolojiye düşmüştüm. Ben de bazen karşımdakini konuşturmamaya çalışırım. Ama bunu yapma. Sen bak, suçlusun. Ben anlıyor sana bir şey söyleyeyim suçlusun. Mi? Ben hiçbir zaman... Sen beni orada bırakıp gitseydin hiçbir sıkıntı yoktu. Bak. Ama sen benim ailemi orada bırakıp gittin. Ben sana ne diyorum? Benim ailem sana hiçbir şey yapmadığı halde sen benim ailemi orada bırakıp gittin. Bak deyip durma. Tamam, seni dinliyorum. Anlıyor musun? Sen beni orada bırakıp gitseydin, benim evimi terk edebilirsin. Benimle kavga edebilirsin. O anda benden ayrılabilirsin. Her şey yaşanabilir, her şey ilişkiye dahil. Ama sen benim ailemi orada bırakıp gidemezsin. Senin öyle bir lüksün yok. Sen benim ailemi bütün kameraların önünde, bütün milyonların önünde rezil rüsva edemezsin. Anladın mı? Benim ailem... Sana kalbini açmış, benim, evet. Ben sana evimi açmışım, geliyorsun, sen orada bizi rezil ediyorsun, basıyorsun, gidiyorsun ya. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Kim kendi evinde bu kadar rezil oldu ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Sen beni kendi evimde rezil ettin ailemin önünde. Sen beni daha çok mahcup etmek istiyorsun şu anda mesela. Bak, beni rezil etmen de önemli değil. Sen benim ailemi rezil rüsva ettin ya. Sen kimsin bunu yapıyorsun? Ben bu durumun farkında değil miyim? Ben kim miyim? Evet, sen kimsin? Ben kimseyim ama ben böyle bir saygısızlığı yapacak bir adam da değilim. Kalkıp böyle bana... bir saygısızlığı yapacak bir bak, adam mı değilsin? Bunu kim yaptı o zaman bana, ya? Bana bak, karşımda oturup... Mehmet mi yaptı bunu? Bak, bunu bana karşımda oturup... Benim tanıdığım İlkay ilk başta bana böyle gelirdi. Ben seni tanıyamamışım İlkay. Yazık senin sevgine, yazıkmış sana. Kalkıp diyen doğruları kadar... söylememiş miyim? Doğruları mı söylememiş? Doğruları söylememiş miyim? Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben söylediğim hiçbir şey için... Ben sana ne zaman kalkıp da bir hadsizlik yaptım ya? Bak. Ben sana bu sözü söylettirecek ben ne hastayım. Yaptım zamana kadar? Tamam mı? Ben hastayım. Ben hasta olduğumda sen bana... Ya bir dakika, bir sus. Niye? Bir şey konuşuyorum.
Abi bir şey söyleyeyim mi? O kadar iki tarafta kavga ediyor ki şu an. Ne yapacağımı sapıttım ya. Enerjimiz. Şu an ya müdahale edecek durumda da değiliz. Senin sevgine inanmıyorum. Ne demek ya? Sen inanmayan da burada. Merak etme, inanmıyorlar. Bak. Kimse sevgiye inanmıyor bu evde. O zaman biz de sevgisiz sevgisiz yaşayalım, devam edelim. Karima, bir de siz bahçeye çıkın, gelin. Bir şey oluyor, çıkalım. Bırak. Bırak yani. Herkes yoluna baksın, işine baksın. Günaydın. Ne oldu, ayağa kalkmıyor musun? Ha? Kalkarım. Niye kalkmıyorsun? Ben ayağa kalkmam veya kalkmamam böyle kendimi mecbur hissettiğim zaman değil, içimden geldiği zaman yapıyorum. İçinden gelmiyor mu? Bugün gelmedi. Öyle mi? Nereden geldiğimi biliyor musun? Evet. Biliyorsun. Nereden? Evden gelmedin. Evden mi geliyorum? Sabah hastaneye gidebileceğini söylemiştim. Sağ ol. Geçmiş olsun demeye geldiğin için. Sen beni gerçekten sevsen, ne beni burada orada bırakıp giderdin, anlıyor musun? Ne de beni aileme o şekilde rezil ederdin. Sen beni aileme rezil ettin. Aileme beni rezil etmen de önemli değil. Onlar benim ailem. Bugün düşünürler, yarın unuturlar. Ama sen benim ailemi de rezil ettin ya. Bak İlkay, böyle olmaz. Bugün bana diyorsun ki işte güya barışmak için geldim buraya. Benden çok sesin yükseliyor. Benden daha çok triptesin. Benden daha fazla i̇şte bak, kinlisin. Ben ben sen ne anlatıyorsun ya? Kin. Oh ne güzel trip. Sen bunları böyle anlamayacaksın. Ya yavrum, senin olayın kin değil mi zaten? Ya ne kin sen geldiğine? Ha kin. Ben hep dün kin sen, duydum sana. Dün sen geldiğine demedin mi? Her dakika trip atıyorum. Final gecesi yaptığını unutamadım demedin mi? Bu bir kindir. Ya bir tane söz ya, bir tane söz ya. Ne olur altına desen ki özür dilerim İlkay, sana edilmemesi gereken bir sözdü. Bunun üstüne niye bu kadar çok cümle kuruyorsun? Ben bunu duymadım ki senden. Sen bana kaldın. Ben o gün sana zaten final gecesinde sana etmek istemedim aslında bu sözü diye söyledim. Özürümü de diledim. Senin daha ayaklarına mı kapanayım, ne yapayım? Ne yapayım ya? Bak olayları... Bir söz bir etmişim şey, ne yapayım, ağzımdan çıktı. Bak ben bir şey söyleyeyim sana. Bu olayların aynısını sen bana yapmış olsaydın, belki ben senin verdiğin tepkinin aynısını vermiş olmazdım. Nasıl bir tepki verirdin? Ben, bak tamam, yine de bir sıkıntı yaşardım. Emin ol. Bak yine ben yine arkasındayım. Yaptıklarımın hepsinin arkasındayım ve biliyorum nerede biliyorum, hata aldım. Ne yapardın? Ne yapardım biliyor musun? Yine ezip geçmezdim kendi karşımdaki insanı. Üstüne basıp geçmezdim. Ben bitmiş, senin üstüne basıp geçtim mi? Bitmişse bitmiştir. Ben senin üstüne basıp geçtim yok musun zaten? Mi? Sevgine inanmıyorum zaten. Bunları söylemezdim sana. Emin ol, söylemezdim. Sözlerimle seni kırmazdım. Bak bugüne kadar hiçbir zaman seni hiçbir sözümle kırmadım Melis. Kırdın mı? Kalkıp sana bir densizlik mi yaptım? Kırmadın mı İlkay? Kırdın mı? Tamam, belki bunu yapmış olabilirim. Ama bunu bir daha yapacağım anlamına gelmez. Hayatım boyunca ilk defa bir şey yaptım. Evet, bu İlkay, benim tecrübem oldu. Sen ailene sözünü geçirip de getiremedin bile ya. Neyden bahsediyorsun? Ya aileme sözümü geçirip getiremedim. Evet. Ben. Sen eğer ki... Bak işte senin bunu bu şekilde algılayıp bana bu şekilde davranman sen var ya... Sen eğer ki beni sevdiğini ailene kanıtlamış olsaydın, göstermiş olsaydın zaten senin ailen gelirdi. Sen bunu gösterememişsin. Ama elin Brezilyalısın, annen burada oturup gerim gerim gelinim de şöyleydi, böyleydi, anlatıyordu. Ne oldu? Bana gelince mi olmuyor? He? Bana gelince mi olmuyor? Ben de insanım ya. Ben bunu bir kere kendime yaşattım. Bu istenmeyen gelin imajını. Bir daha yaşatmam. Akın, ben sana kırgınım. Bunun farkında mısın? Ve ben herkese sordum zaten senin durumun nasıl olduğunu evde. Poğaçayı ya konuşuyor dedi. Bilgisiz değil gelip yani. Gelip baksaydın yani o zaman. Ne yapmam gerekiyor? Poğaçayı konuşmak yerine. Yani iyisin demek. Ah diye gezmem gerek evin içinde. İyi değilim yani, ağrıyor. Bunu insanlara göstermek zorunda değilim zaten. Kalbim mi ağrıyor? Hayır ya, belim tutuldu. Gerildim. Geriliyorum. Geriliyorsun, sayın. Beni de geriyorsun. Bunun farkında mısın? 8 adım geri hanımefendi. Sen oradan indin, bir hissedin. Gayet iyi anladın bence. İyi.
kırıldım ve geri gittiğimi ifade ettim. Akın bak biliyorsun beni. Az çok gördün biliyorsun. Bir lafımla koşarak sana gelirim. Bir lafımla koşarak uzaklaşırım. Ben de öyleyim. O zaman öyle bir laflar söylemeyeceksin bana. Koşarak uzaklaşırım. Bir lafımla dibinde beliri veririm. Bilemezsin. Dün sen zaten söyledin ya bana. Sen eğer uzaktaysan orada kal diye. 8 adım uzaktaysan orada kal diye. Demedin mi? Dedim. Evet. Ama ben geldim yine. Çünkü hatalı olman sende. Madem böyle şeyleri düşünüyorsun, beni hayatından zaten çıkartmanın planını yapmışken, benim bir şeyleri kalkıp konuşmam, sen de yine bir şeyleri değiştirmeyecek. Git İlkay. Belli ki zaten bunları git. Sen kafanda belirlemişsin. Git. Belirlemişsin defol yani. Git. Belirlemişsin her şeyi. Defol git! Onu niye aldın? Yok abi. Ha? Yani ne yapacağım? Sen onu niye aldın ki şimdi? Olay bitmiştir yani. Abi dur saçmalama ya. Aa, ne yapıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Yok abi. Yazık. Ama neden, neden? Sakin ol. Sakin. Biraz sakin ol kardeşim. Bak! Onu silin! Bana bak. Tamam sakin, sakin. Melih! Sakin. Onu silin! Sen onu belirlemeyeceksin! Ben her şeyim belirlemeyeceksin! Ben her şeyim belirlemeyeceksin! Ben her şeyim belirlemeyeceksin! Ben her şeyin bedelini ödedim. Ben seni sevdiğimi söyledim. Ben seni sevdiğimi söyledim. Ben seni hiçbir zaman ezip geçmedim. Sen benim seni yoktun ya! Ben seni sevmeyeceğim! Ben sana hiçbir şey yapmadım! Seni yoktun önümüze mi? Ben hiçbir şey yapmadım! Ben sana hiçbir şey yapmadım. Tamam. Sen beni ezip geçtin. Sen beni ezip geçtin. Sen beni ezip geçtin. Sen beni ezip geçtin. Bırak ya. Bırak ya. Sakin, otur şuraya. Bir su getirsenize ya. Dur, kafanı eğme. Dur. Sakin ol bir de. Ya gitti, duvardaki yazıyı sildi, buradaki şeyi aldı, ne yaptı? Ben ona ne yaptım, ben ona ne yaptım? Ben onu sevmekten başka ona ne yaptım? Ah. Ne yaptım? Tamam, tamam. Ben çıkıyorum ben Aycan. Hadi aşkım, tamam. Karşımızda yine İlkay ile Melis'in kavgası. Son zamanlarda bunlar böyle çok kavga etmeye başladılar. Birbirlerine giriyorlar, böyle tartışmalar, kaos. Ama sonra sarılıp barışıyorlar. Şimdi tekrar bir kavga daha ettiler, birbirlerine girdiler. Bu kez de İlkay hiç yapmayacağı bir şey yaptı. Tahtadan ismini sildi, ona hediye ettiği o süngeri aldı gitti. Melis çıldırdı. Vallahi şu saatten sonra ne olacak bilmiyorum ama en ağır kavgaları da buydu sanırım. Ne kadar kavga etsek de ne olsa da ben bu yazıyı buradan silmeyeceğim dedim. Bir şey yapın. Bir şey yapın, ne olur. Ben mutlu muyum bundan? Değilim abi sen. Ya İlkay. Değilim ya. Ben... Ağlama oğlum, ağlama. Çekil, çekil. Özür dilerim, ne olur. Ya, öleceğim bu kıza. Üzme. Bırakma beni. Ben senin yanında dururum, aileme karşı da dururum, herkese karşı da dururum. Yeter ki beni bırakma. Hayata dönüp de şu kelimeyi söyleyemem. Beni bırakma. Beni bırakma. Bir kendinize gelin ya. Ne oluyor abi, o hareketler size yakışıyor mu? Bir ben o yazıyı oraya yazarken kendime söz verdim. Ne kadar kavga etsek de ne olsa da ben bu yazıyı buradan silmeyeceğim dedim. Tamam mı? Yapmayacağım dedim. Her şeyi sildi, her şeyi bitirdi.
Tamam, öfkeyle yapmıştırım. Sinir bir şey yok. Bu abi ilişkiye dair her şeyi bitirdi. Ben bunları hak etmedim. Ya bir dakika, biz sakinleşin konuşuyoruz. İkiniz bak, biz orada Onur'la bakıyorduk, tamam mı? Kolpaktık. Bir sen yükselttin bir o, bir sen, biz o, bir o, bir o, bir o derken ikiniz de patladınız. Sizin de aşkınız bu şekilde yaşanıyor kardeşim. Evet. Siz yüksek yaşıyorsunuz, böyle yaşıyorsunuz. O gün de burada kavga ettiniz böyle. Yine geldiniz böyle. Sizin ilişkiniz böyle. O da artık sen da gibi yüksek. O da gerildi, sen de gerildin. Bir sakinleşin, bir yatın, uyuyun ertesi gün. Bir bakın ne oluyor. Ya yarına çıkacağımızın belirtisi ne? Hiçbir şey değil. Ben onsuz yapamıyorum, anlamıyorsunuz. Yapamam, ben İlkay'sız yapamam, vuramam. Emin ol bak, o da seni seviyor. Sadece Melis, şu sıralar... Ya bak ne oldu biliyor musun? İlkay'la Melis olayına İlkay geldi bir evlenme teklif etti. O evlilik teklifinden sonra ne olduysa o gün bugün bu böyleler yani. Bir şey yapın. Bir şey yapın ne olur. Ne yapalım? Söyle ne istiyorsun? Yapacağım ben. Söyle ne istiyorsun? Ben olsuz duramam. Yapamam ben. Tutayım getireyim mi İlkay'ı? Tutayım getireyim mi kardeşim? Şurak söyleyeyim mi? Gideyim ne yapayım? Tutayım mı? Ama şu radde de o gelse de yan yana olsanız daha da büyüce. Ömür boyu bir yere kapansanız da şu radde de olmaz. Benim onu hissettiğim şey farklı bir şey. Anlıyorum. Sevgi gibi, aşk gibi değil. Böyle farklı bir şey. Değişik bir şey. Ben onsuz yapamam. Ben bu saatten sonra onsuz yapamam. Bu her şeyi bitirdi. İlkay. Geleceğim gel. Tamam, o çıkmak istiyor. Biraz hava alsın. İyi hissetmiyorum ama. Ha, Havas gel konuşalım. Sana ne oldu abi? Abi sen bırak. Zaten bir girdin bir çıktın, o çığlık attı Tuğçe. Araya da girmek istemiyoruz ikimiz bırak. Tartışırken. Ayıp ediyor. Bana çok büyük ayıp ediyor, anladın mı? Çok büyük, çok yanlış yapıyor. Çok yanlış yapıyor Emre, çok. Abi Melis de çok kötüydü ya çıkarken. Ne oldu abi böyle ya? Bir gittiniz, aynen. Bu akşam nefes alamıyorsun. Kardeşim hayatımdaki kadın sevgime inanmıyor şu anda. Sevgime inanmıyor. Anladın? Sen parçalısın zaten. Abi geçsene şöyle karşıya dur. Ben kardeşime ne olmak istedim? Geç oraya geç. Tamam ben geçeyim. Ne diyorsun inanmıyor? Sevmiyor musun beni? Ben yeterince sevmiyormuşum. Daha ne yapacaksın? Sadece gözünü ya? Korkutmak istemiştim. Sadece bensiz kalabileceğini düşünsün, korksun istemiştim. Ama korkmak yerine her şeyi tamamıyla bitirdi. Ben arkadaşım, ne yaparım? Ama bak sen arkadaşımsın ama sen de bazen pat 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 çok ağır söylüyorsun. O erkek olmasına rağmen ağır söylüyorsun. Sen bir kadın olarak, ben bir kadın olarak bu laflara coşup bu kadar sinirleniyorsak... Sakin o bir erkek olarak burada milyonların önünde izlerken o da belli bir sinire gelmiş olabilir. Bu sizin aranızda bir şeylerin bittiğini göstermez. Sevgi devam ettikçe her zaman bir umut var. Ama sen de ağzından çıkana bazen dikkat etmiyorsun. Bak arkadaşımsın, bir tanem. Senin için yapamayacağım şey yok. Ama kardeşim şu adamı seviyorsun, azıcık şu dilini törple be. Kurban olayım, biliyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Bak tamam, ne yapmak istedim Melis, biliyor musun? Bak ben bunu çok iyi biliyorum. Melis atla sıra birazcık bu durumu şey yapacaktı. Onu korkutacaktı. Sonra o zaten ikinci planları düşünmüştür kafasında. Şunu şöyle toplarız, bu durumu böyle toplarız diye. Ben Melis tanıyorum, düşünmemişsindir. Kesin düşünmüştür. Ama yani şu raddeyi birbirinize siz getirsiniz. O çocuğu o raddeyi sen getirdin, seni bu raddeyi o getirdi. Siz bilmiyorsunuz. Abi şimdi ikinizin de sorunu var. Abi bak. Tamam mı? Bir sorun olabilir. Tamam mı? Bunlar konuşularak atlatılır. Bak ben geçmişim biraz kulak misafiri oldum kardeşim. Ben oraya geçtim. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Ben her seferinde yerin dibine giriyorum. Tamam mı? Bak burada o haklı, ben haksız, ben suçlu, o suçsuz. Bunların alakası yok. Beni diyor ailemi rezil ettim diyor. Tamam. Diyorum ki ne yapayım ya? Tamam mahcubum zaten. Sıkıntıdayım, anladın mı? Edilmemesi gereken bir söz. Yapılmaması gereken bir hareket. Yaptım. Ben mutlu muyum bundan? Değilim abi sen. Ya İlkay. Değilim ya. Ben... Ağlama oğlum. Abi, ağlama çekil. Hayır oluyorum. Anladın mı? Ağlayacak bir şey yok abi. Abi ağlama. Bu kadın milleti acayip abi. Anladın kendine mı? Kendine acayipler. Farkına varamıyorlar bir şeylerin yani. Kardeşim. Tamam. Sen... Kim değer verirse, kim kıymet verirse onun tepesine biniyorlar. Bu kadar basit işte. Tamam abi sakin olun. Abi sakin olun. Tamam. Ya bırak abi ya. Neyin sakinliğini oğlum abi. Tamam abi. Bak ikiniz de şu an çok gerginsiniz. Ben kalktım. Konuşarak... Sevgisizlikle suçlandım. Bir baktım yanından geçiyorum. Aynı cümleleri adam duyuyor.
Kafayı yedim ya. Tamam abi. Gerek yok abi, ne gerek var? Biz mutlu olmaya çalışıyoruz burada. Bunlar değişik triplerdeler yani. Bu da ne oluyor ha? Doğru mu kavga? Gereksiz. Yapmayacağım bir saygısızlığı yaptım. Tamam mı? Cebeli neyse çekin. Mirkay sen böyle bir insansın zaten. Sen kendini yorma kardeşim, üzme. Bak ya kardeşim. Sen Melis'i tanıyorsun kardeşim. Melis şu an senin canını acıtmaya çalışıyor kardeşim. Tamam bak zaten bak. Şeyde de söyledi. Veter'e de söyledi, görüyorsun yani. Abi daha canın ne olsun? Tamam canım? Biliyorum. Abi bak erkek adamın böyle can acıtılmaz, anladın mı abi? Böyle can acıtma gibi bir şey olamaz. Evet bugün evde bir kaos var. Bütün çiftler sorun yaşıyor. İlkay eve geldi ve ağladı. Ya Melis'in ben bu konuda artık gerçekten acımasızca yani birkaç cümle söylediğini duydum. Yani İlkay'ın bu kadar üzerine gitmesine gerek yok. Hatalar yapılır, hatalar bizler için. İlkay'ın da merhametine inanıyorum, düzeltebileceğine inanıyorum. Ve ağlıyor çocuk, gerçekten sevdiğini de gördüm. Biraz zamanla ben Melis'in gelip ona sarılabileceğini göreceğim. Bugün eve görüntü verildi. Görüntüde İlkay'ı ağlarken gördük. Bir tarafta da Melis ağlıyordu gerçi. Ama bir erkeğin ağlaması daha da can alıcı bir nokta. Çünkü İlkay'ı öyle gördüğümde Melis'e olan sevgisini bildiğim halde bir kez daha ne kadar derin sevdiğini anlamış oldum. Aşamadığı noktalar var, böyle kavgaları, gürültüleri. Bunlar illaki olacak ama ben aşacaklarını düşünüyorum. Ben onun kadar şey yapamadım, gidip silemedim ismi. En son sana ne dedi desen tahtayı sildin? Tahtayı sildin. Sen niye sildin? Bitirdi yani. Bitirdi abi, ben de duydum oradan çıkardım. Artık yani bitmiş bir ilişki. Her şey bitmiş. Ben rezil bir adam. Ya ne alakası var be kardeşim ya? Bak sen duydun mu? Ben ona gözdağı vermek istiyordum falan diye ağlıyordu. Ya beni kaybetme korkusunu yaşatmak istiyordum diyordu ama yani tabii ki de bunu niye bu şekilde bu denli yaşatmak istiyordu anlamadım ama. Abi seven bir adama neden kaybetme korkusu yaşatıyor? Ya abi işte kadınlar yapıyor bunu kardeşim, yapıyor yani. Yapıyor. Hissetmediği zaman sana bunu yapıyor yani. Sana bunu yaşatmak nasıl hissetmiyor? İstiyor. Çocuğun gözlerinden belli ya, sevdiği ya. Yapmayın işte böyle ya. Ben erkek olarak görüyorsam Melis bunu nasıl göremiyor ya? Tamam, görmek istemiyorlar kardeşim. Görmek istemiyor. O da orada ağlıyor bak. Bak gel. Emre onu dolduruyor. O da seni seviyor. Bak. Fatime bir iki dakika müsaade eder misin aşkım? Bak. O çocuk seni seviyor. Sen de onu çok seviyorsun. Ben seni biliyorum, tanıyorum, öğrendim artık. Şu anki durumu hiç düşünme. Bak sen de ona ağır sözler söyledin. O biz burada daha sen tansiyon düştü ya. Orada dedi ki ben dedi elimden gelen her şeyi yapacağım. Üzdüm dedi. Hem ailesini teker teker gönlünü alacağım. Hem meclisin bu ortamı yaratacağım dedi. Ya kardeşim bak ben de aile durumundan muzdaribim. Ve benim ailem İlkay'ınki gibi bile değil. Şu an tamamen nötr. Ama ben onu o kadar iyi anlıyorum ki o çocuk seni çok seviyor ya. Hatırlasana burada eski ilişkinle bile bağdaştırdın. Gitti geldi gene sarıldı sana. Böyle seviyor. Üzme. Ağır konuştun kardeşim. Bak sen benim dostumsun. Yapamayacağım şey yok senin için ama sen de ağır konuşuyorsun. O da üstüne, o da erkek abi. Erkek nereye kadar alttan alacak? Dünyanın en anlayışlı insanına bile o kadar çok laf söylersen mesela... O bile çıldırabilir. Sizin sevgi probleminiz yok, bunu unutma. Ve yan yana olduğunuz sürece her şeyi yaparsınız. Her şeyi. Sen sadece gücünü topla bak. Ağlıyor ya. Bir erkek kolay ağlar mı Allah aşkına? İlkay'ı az çok tanıyoruz. Rahat, free, böyle cool bir çocuk o. Ağlamaz. Git tahtayı götür. Sarıl, seviyorum ben. İstiyorsan al bu tahtayı, yaz ismimizi. Tahtayı istemiyorum, İlkay'ı istiyorum. Koş. Ama kurban olayım, şu dilini tut, sarıl, sevgini göster kardeşim, hadi be. Kırmayın, bak daha kötü olabilir şu an Melis. Şimdi bir de İlkay geri Melis çevirirse, ağlıyor. Tepki gösterirse. Ağlıyor, geri çevirmez. Ağlıyor, ikisi de abi, ikisi de birbirini köpek gibi seviyor. Ama bunlar böyle bir aşk yaşıyor. O gün de geçen burada hatırlasanıza, o ona bağırdı, o ona bağırdı, sarıldılar. Tabii. Bazıları sakin yaşa, bazıları duran, bunlar böyle yaşıyor. Ne aşkmış be. İlkmel. Kapılarını açtıkları sürece telefonda her şekilde ben yine kendimi dile getiririm, yine anlatırım. Her şekilde. Ama beni sevgimle, sevgisizliğimle suçlama, böyle bir şey yok. Bunu duyduğum zaman işte daralıyorum, kardeşim geriliyorum. Kardeşim misin Emre? İlkay. İyiyim abi. Bak senin içindeki sevgi yüzünden orada duymuş olduğun laflar ya da işittiğin şeyler zoruna gidip kalkmış gitmiş olabilirsin bir açıklama yok, yapmadan. Git bak dedi bu zaten. Senin kendi gitti. Hayır hayır. Annesinin yanındaki yaptığı şeyi diyorum. Sen diyorsun ya saygısızlık yaptın diye. Bak kardeşim bu senin içindeki sevgiden dolayı, ona duyduğun bağlılıktan dolayı, orada tartıştığın şeylerden dolayı.
Senin için dolmuş ve hiç kimseyi kırmamak adına oradan kalkmış gitmiş olabilirsin. Nasıl senin annen Melis'i tanımaya geldiğinde, Melis'le tanışırken içindeki sevgiyi yediremediği bir şeyi hissedip buraya koşarak nasıl geldiyse, sen de kimseyi kırmamak adına bunu yapmış olabilirsin kardeşim. Bu karşılıklı bir şey, tamam mı? Bunu o da anlayabilir ama sakin düşününce anlayacak. Tamam mı bak? Güzel bir pencereden bakıyorum şu an bak. Bu bir gerçek yani. Tamam, sen de hiç kimseye, sadece senin tek sorunun orada müsaade isteyebilirdin ama doldun kardeşim. Tahtayı, sana böyle yaptığı için zoruna da gitmiş olabilir. Tahtayı yani. Niye sürüyorsun? Onu niye alıp çıkıyorsun? Onu anlamadım orada. Yani. Bak deminden biz sizi izlerken Aycan'la ne yorum yaptık biliyor musun? Dedik ki birbirlerine öfkelerini kussunlar. Rahatlayacaklar. Tabii ki de saygı çerçevesi içerisinde. Birbirlerini kırmadan kussunlar. Ondan sonra çözülecek dedik zaten. Geldi. Sakin olun. Abi hep sakinim ben zaten. Sakin. Hep sakinim ben. Bir şey yapmıyorum. Melis ne olur. Özür dilerim ne olur. Öleceğim bu kıza ya. Lütfen. Bırakma beni. Lütfen bırakma. Ya öyle bir durum olabilir mi? Lütfen bırakma beni. Ben seni çok seviyorum. Olur bırakma beni. Böyle bir şey yok. Ya var ya bunlara içim farklı kaynıyor benim. Şu an dişim o kadar sıkıyorum ki. Abi için. Bırak bunu olur beni bırak. Ben seni çok seviyorum. Tamam mı? Ben seni bırakacağım dedim mi hiç? Sildin ama ismimizi. Sen bir şeylere tepki gösterdin. Tepki göstermek istedim. Bırakamazsın beni. Biliyorum. Kopamayacağımı da biliyorum. Tamam yaptım. Rezil bir adamım. Yaptım lan. Her şeyi yaptım. Ben seni affettim. Ben senin yanında dururum. Aileme karşı da dururum. Herkese karşı da dururum. Yeter ki beni bırakma. Bak, hepsinin üstesi. Tamam mı? Hepsinin üstesi. Bak. Sus. Herkese karşı dururum, herkese karşı. Her şeyi göze alırım senin için. Yeter ki beni bırakma, yeter ki yanımdan gitme. Bir daha bana bunu yaşatma. Çünkü bir daha bana bunu yaşatırsan dayanamam lütfen.
karşı öyle bir sevgi var ki benim içimde. Çünkü Melis'i çok içten buluyorum, samimi, dobra buluyorum. Ve bu yüzden bugün o barışma anlarını izlerken, o beni bırakma diye çocuk gibi haykırışını izlerken çok duygulandım. Çünkü İlkay'ı gerçekten çok seviyor. Ve bildiğim kadarıyla İlkay da Melis'i çok seviyor. Sadece aralarında bazı anlaşmazlıklar var. Ama durumun böyle tatlıya bağlanmasına açıkçası çok mutlu oldum. Bir daha kavga etmesinler demeyeceğim, kesin ederler. Söyleyeyim mi? Şaka maka. Melis'le İlkay'a ben bayılıyorum ya. Bak Melis arkadaşım olduğu için değil. Abi yaşadıkları aşk beni etkiliyor ya. İçime geçiyor. Bak yüksek yaşıyorlar ama şey yaşıyorlar. Çok çocuksu yaşıyor ya. Böyle yaşıyor da sonra karşıdakini böyle büyü yerine koyup böyle şey yapıyor, onu şımarıyor çocuk oluyor ya. Hiç ne bir egosu ne bir şeyi, hani kadınlık gitti orada beni bırakma diye. Yok, çok güzel. Çok delikanlı bir kız. Bir erkeğe boş ver, karşındaki bir erkek bir kadına geçip de böyle bir yer. Beni bırakma. Hayır, çok dobra, çok delikanlı bir kız. Helal olsun. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Ama İlkay da gerçekten ona değer veriyor ve bunu çok net belli ediyor. Veriyor tabii. Anlık çıkışlar işte bunlar yani. Ne bileyim. Ama bir kadın da düşünüyor ya. Düşünüyor bazen. Yeterince sevilmiyor muyum diyor yani, ne yazık ki. Ben gideyim o zaman. Nereye? Eve. Bütün evi mi? Evime. Bütün kokuyu verdin, her şeyi yaptın. Şimdi gitmek mi istiyorsun? Evet. Bu saatten sonra da ben bırakmıyorum. Sen geldiğinde yazarız İkmel'e. Geleyim şimdi. Sonra. Niye sonra? Dayanamam. Şimdi gelmeyeceğim. Cezalısın. Nasıl yani? O eve mi sokmayacaksın beni? Niye? Seni seviyorum, ben gidiyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi beni yolcu et. Yolcu mu edeyim? Hadi. Dur bakayım. Bu kapı böyle. Ayıktınız bizi be. Terelellim, dırdırırellem, terelellim. Artık böyleyiz abi. Terelellim, ben de böyle oldum yani. Terelellim. Böyle hep beraber, burada hep beraber böyle olduk. Surata baksana. Gel gel yukarıya kadar geç. İyi saatler olsun. İyi saatler olsun. Böyle daha rahat olmuştur. Hoşça kal aşkım. Hoşça kal. Üstüme getir. Tamam. İçim cız et. Sen beni bugün mahvettin ya. Beni mahvettin ya. Bir şey diyeyim mi? Mutlu mu oldum, üzüldüm mü anlamadım ya. Aslan kardeş. Gel gel. Bravo sana Melis. İşte var ya, bu kızı bu yüzden seviyorum. Hiç gocunmuyor. Aman ben çok kadınım, niye sen giderim, tamam şunu yaparım, aynen öyle, bunu yaparım. O tip kadınlardan değil, anladın mı? Gel. Hayırlı olsun. Bebeğim ya. Melis. Nasıl duygu geçirdi? Otursa. Kendimizden geçirdin bizi ya. Bir duygu yoğunluğu. Bir hat safhada. Sana bir şey söyleyeyim, hayatta dönüp de şu kelimeyi söyleyemem. Beni bırakma. Ama dünyadaki en güzel kelimedir. Yemin belki. Ederim ben de söyleyeyim. Ben demiştim. Ne yapmadım? Söyleyemezdim. Ben de hani söyleyemezdim. Bir de dans dedin ya, o anda orada hepimiz güldük sen. Ya Melis o huyu güzel zaten. Kızıyor. Aşkım çocuk bak, gibi. Karşıdakini büyük yerine koyuyor. Bak ben onu çok iyi anlıyorum, o şımarma huyu oyunu. Edelim mi? Hani onun çocuğumuş aynen, hissi veriyor. O hisse ben Melis... Vay. Orada bir içim şöyle bir gitti benim. Çok nasıl gitti Fadime? Şöyle bir gitti vallahi, şöyle bir gitti. Buraya kadar gitsin de. Böyle çok değişik, çok güzel hissettim kendimi yani. Bize de geçti. İyisiniz değil mi şimdi? Şu an çok iyi. Benim bir de en çok... Eksiğim yüzüğüm. Nerede yüzüğüm? Sen de bir daha çıkartma zaten. Yok. Bir daha takayım, bir daha büyük konuşmayayım, sözüme tövbe. Şuraya bir daha sakın çıkartma, aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yüzüğü almış mı peki İlkay oradan? Çünkü pırlanta. Evet, pırlanta. O zaman bu sefer daha büyüğünü almış. Almış yüzü. Bana dedi ki, ben dedi aynı yüzüğü takmayacağım sana, yenisini alıp takacağım dedi. Ben de hayır, ne ben gerek onu var istiyorum masrafı dedim. Yani öbür gün düğün yapacaksınız. Evet, ben de hayır, onu istiyorum dedim zaten. Vallahi terelerlim oldum yani. Ben şöyle geçeyim. Burayı çok seviyorum. Ağlamana kıyamam ya. Sağ olasın. Eyvallah. Kardeşim çok sevindim, barış mı? Eyvallah. Sağ olasın, harika. Bir
Ya ben şey sene değil, sonunda kardeşim. Toptan sarılırım. Bütün ayrılıp barışmalarınız için. Ben senin adına da sarılayım. Gel ya. Eyvallah. Ricansınız can. Nasıl geldi ama? Vallahi. Nasıl geldi? Sen kalkmadın ama ben ama seni etmek ben istediğim ben için. Olur, ilk evin, tepki veren bak, benim kardeşim. Bak olur evindeyim 7 aydır. İnanın ben bunun kadar duygusal bir adam görmedim. Çok duygusal canım bu. İkinize de çok üzüldü. İnanılmaz. Kendini görüyor kamerada gülüyor. Gülüyor falan. Tutamadı kendini. Hemen duygusunu dışarı gülüyor verdi. Böyle yaptı sonra. Ha, elini yüzünü kapatıyor. Falan yapıyor. Şimdi abi kendim şey gelince ben zaman var. Bana biz derbeder olmuşuz. Ben iki senedir kısmetsiz tamam olur evindeyim. Ben böyle duygusal görmedim. Sizin görüntünüz geldi müzikten sonra. Biz ona tebessüm ettik sadece. Ne görüntüsü geldi ya? Ya dışarıda işte barıştıktan sonra sizin ufaktan böyle bir güzel sürprizinizi gönderdiler bize. Biz tebessüm ettik, üzülmüştük. Böyle bir şarkı o yüzden dedim sana bitirdiniz bizi diye siz girince. Bitirdiniz be dedim bizi. Melis'in zaten oradan ağlayarak gelmesi beni orada bitirdi ya. Evet. Orada yemin ederim sana bak. Bırakma beni dedi ya ben orada bittim zaten. Aynen. Spa ya. Çocuk gibi işte diyorum ya sana. Çocuk bildiğin yani. Hani şey olarak hani o konularda, duygusallık konularında. Yoksa abi, kafa... Bir şey olmuyor, olmuyor bu evde. Oturuyoruz biz koltukta, siz yoksunuz. Oturuyoruz biz koltukta şeyde gelinler evinde Aycan'la beraber. Hı. Bir tarafta Emre kavga ediyor. Bir tarafta bunlar kavga ediyor. Hangi birini tutacaksın, hangi birine bir şey diyeceksin? Böyle bekliyoruz abi. O onu yapıyor, onu diyor. Bir de duyuyoruz. Hakikaten enteresan bir psikoloji ya. Araya girememek kadar kötü bir şey yok yani. Ben en son bu kalktım ben işte bana dedi ki ben inanmıyorum senin duyguna dedi. Ben dedim ki duyguma inanmışsın dedim. Kalktım. Aynı konu baktım ki bunlar konuşuyor. Hatta İlkay'a dedim ki o ara sinirle. İnanmıyorlar kardeşim boş ver dedim. Kalk gidelim dedim buna. Öyle bir şey söyledim. Sonra çıktım ben zaten. Bunlar da işte. Senin o şey buradan yazıyı mazıyı götürmen neydi ya? Yazıyı götürdü bir de koluyla şeyi tahtayı siliyor. Tahtayı. Bizim harfleri de silmişsin yanlışlıkla. Akıllı ol. U harfinin üstünü silmişsin böyle. Düzde Tuğçe bir geliyormuş yazıyor. Ya. Hepsini onarırım kanka. Ama bak açık bir şey söyleyeceğim. Sen de bazı şeyleri çok fazla abartıyorsun. Eğer Emre oraya gittiyse sen de kulübe gittin. Tamam o yat partisine gitti sen de kulübe gittin. Bence senin gittiğin yer daha kötü. Onun gittiği yer daha normal karşılanabilecek bir yer. Yani onun yaptıklarını kendin de yaparken onu suçlayamazsın. Demek ki sen de onu yeteri kadar sevmiyorsun. Bak, kusura ben, bakma ben bu konuda Emre'nin tarafındayım. Bak şöyle söyleyeyim. Yo, olabilirsin. Bu çok normal. Ama ben o gün zaten o programımız ona bir şey demiyorum ben. Bir yere gitmesi değil benim için problem. Bunu anlamıyorsun. Ne problem? Oradaki hareket ya da herhangi bir görüntüye girmemek, biriyle yakın o Emre'nin art niyetli bir şey tamam yaptığını da söylemiyorum. Bak, Emre. Ama beni düşünmesini bir istiyorum şey bir şeyler yaparken. Şöyle bir adam mı istersin? Fotoğraf ya da video çekileceği zaman ya fotoğraf karesinden çıkıp ya da köşede böyle gizlenip gizli saklı hayır, her şeyi yapan. Hayır ama Aycan bunu böyle söylüyorsun da sen ben de aynı şey için o gidemez. Tepkini bak, baştan gidemez ben diyorsun. Ben bunu demiyorum diye mi mesela hatalıyım? Ama biz şu raddedeyiz. 6-7 ayı devirmişiz. Bir raddeye gelmiş. Siz daha ilk bu yapıyla alakalı bir şey. Onun aile ve 6-7 aile de alakası yok. Nişantaşı'ndan etilerden aşağı gelmiyordu. Ha böyle gidiyor muydu kulübe ya da yatmak gitmiyordu. Bu evet. Yapıyla alakalı olay bir şey. İlişkide ben... en başında oturtturacaksın bir şeyleri. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama o da oturtturamamış demek ki bazı şeyleri. Oturtturamayan sadece sen değilsin. Tevfik Baba çok güzel bir söz söyledi. Kaç kez gerekiyorsa Çorum'a o kadar gideriz dedi. Ben Emre'nin bugün Tuğçe'yi gerçekten sevdiğine inandım biliyor musunuz? Dün gülerek tepki veren bir Tuğçe vardı. Bugün aradan günler geçmiş olayın üstünden yeni bir çıkış yapmış. Ben dedim ki ona, ben dedim bir ev tutmak istiyorum. Bana stres yarattı kendince. Belki de senin evlendiği zaman için ev tutuyor bu adam. Bundan sonraki adımlar ne olacak? Bu sabahki konuştuğumuz şeyleri yapacak mısın? Bir an önce. Bir an önce değil. Bunların hepsi böyle. Ne yapacaksın ya? Şimdi biriken şeyler var biliyorsun. Ne yapacak? Bir. En baştan devam edelim. Bir. Dövme.
Okey. İki. Bak, ne oldu biliyor musun dün? Sen de başlı başına eksiye düşmüşsün. Bak iki. Dövme, bak dövme konusunda ne oldu biliyor musun? Hayalini gerçekleştir. Bak onları açıkla. Bak bir dövme, iki hayalini gerçekleştirip tamam. Evlenme teklifi. Üç anne olayı beraber bir araya gelip konuşacaklardı. O yüzüğü dün patladı zaten. Yüzük var. Yüzük tak. İşte dedim ya hayalini gerçekleştirme olayı yüzük yani takmadı. Neymelisin hayali? Abi deniz kenarında, kumsalda. İkisi de beyazlar içerisinde. O mu? Ayakları da çıplak. Bizim tanıdık kumsal sahibi bir abi var. Ayarlarız. Vallahi. Oh! Şükür olsun vallahi var ya. En son babam geldiğinde mi biz dışarı çıkmıştık? Evet. Tamam. Sahile gitmiştik yine. Vay be güzel artık. Yaşlandık ha. Harbiden yaşlandık. Biraz dedim şöyle yürüyelim ondan sonra gidelim. Ha? Yeter mi sana bu kadar? Evet. Ne güzelliği var. Böyle içinde ukde kalan şeyler var mı? Mesela o kadar sözümüz oldu, fanlar bize söz için böyle bir şeyler yaptılar falan. Allah razı olsun hepsinden. Yani hiç aslında eksik etmediler böyle... hiçbir şeylerini, sevgilerini de en güzel şekilde gösterdiler yani. O dönemde belki içinde bir şey uhde kalmıştır. Belki ileride yaparız, şimdiden bir yerini yapmak gerekiyor. Böyle prova yapmak gerekiyor. Prova. Biliyorsun sana ben evlilik teklifi için prova yaptım. Evet. Daha sonrasında... İşte onları ne zaman şey yapıyorum biliyor musun? Böyle hani videolarımız falan var ya böyle fotoğraflarımız, videolarımız internette falan, sosyal medyada. Hepsi bir anı. Hepsi bizim bu evde geçirdiğimiz bir... Heh, işte güzellik. Bu anılara ben anı ekleyeyim diye... Evet. Karşında... Eylül. Ne haber? Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Gülce. Nasılsın? İyi. Sürpriz Eylül müydü? Aynen öyle. Eylül, Eylül bize hem nişan fotoğraflarımız hem de evliye dair şimdiden fotoğraflarımızı çekecek. Hazırlık, prova. Çok sevindim. Çok mutlu oldum çünkü fotoğraflarımız yok. Yani görüntülerimiz var tabii ki ama hiç fotoğrafımız yoktu özel anlamımızda. O kadar beraber fotoğraf çektirmek istiyordun. Şimdi en krallarını Eylül çekecek. Merhabalar beyler, merhabalar hanımlar. Nasılsınız bugün? Merhaba Sedan. İyi miyiz? Kızlar sessiz. Neyse fena değil durum. Şimdi Adnan'la Didem yok efendim dış çekimdeler. 6'şer kişiyiz bugünkü kritiklerde. Ama bir gün önce dış çekimde olan başka bir çiftimiz vardı. Adnan'la Didem'i de izleyeceğiz ilerleyen günlerde de. Hazır onların görüntüleri elimizdeyken bakalım Safranbolu da neler yapmış Aycan Hanım'la Onur Bey. Vay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk baba. Geçen gün sana telefonla da bahsetmiştim. Aycan'la tekrardan barıştıktan sonra ve barışma sürecimizin güzel geçmesinden ve birbirimizi artık daha iyi anladığımızdan ve daha sağlam adım attığımızdan sonra en son çok güzel bir nişan yaptık. Yapımın da izniyle beraber. ondan sonra Aycan bana bir şey söyledi. Ben dedi Karabük'e gitmek istiyorum. Anne ve babamın elini öpmek istiyorum dedi. Kırgınlıkları bitirmek istiyorum dedi. Bu da beni heyecanlandırdı açıkçası. Ondan dolayı ben de böyle bir organizasyon gerçekleştirdim. Sabahleyin işte birazcık eski çarşıyı gezdirdim, Safranbolu'yu gezdirdim. Biraz heyecanı tinsin diye yaptım bunu. Çok heyecanlı, hala öyle. Ondan sonra güzel, orada tabii bizi seven insanlarla da kucaklaştık. Safranbolu'yu da gördü, birazcık nefeslendi. Şimdi karşınızdayız.
Çok hoş geldiniz. Seni ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu içten karşılamanız, güler yüzünüz için. Ben gerçekten Onur'u çok seviyorum ve onun için yapacağım çok şey var yani. Onun için her şeyi yapabilirim, göze alabilirim. Evet. Sadece bunu bilin. Siz benim için çok değerlisiniz, kıymetlisiniz. Çünkü Onur'u yetiştiren ailesizsiniz ve gerçekten çok düzgün birisi, çok iyi kalpli, temiz yürekli birisi. O yüzden size de minnettarım. Biz her zaman sevgiye saygı duyan insanlarız. Asla hiçbir sevginin önüne geçmiş değilizdir. Biz ki oğlumuzun zaten kararlarına saygı duyuyoruz her zaman. Bunu daha önce de belirtmiştim zaten. Hatalarım, kusurlarım diyorsun. Senin o gülen yüzün zaten kaybediyor bütün hataları, kusurları. Ben zaten demiştim toplum önünde hiçbir bireyi, hiçbir insanı yerecek davranış ya da konuşma, herhangi bir ifade zaten benim yapımda yok. Çok iyiydi. Böyle bir şey benim yapımda yok zaten. Hoş geldiniz. Aycan aslında söylemesine gerek yoktu. Bazı hatalar yaptım dedi. Hatalar insanlar içindir. Önemli olan hataları görebilmektir. Yapmış ise eğer, kendi öyle değerlendiriyorsa eğer, önemli olan onları yapmamaktır. Çünkü karşısında bir takım değerler var. Sizin birlikte olmanızı istemeyen, birlikte olmanızdan rahatsız olan şartlar var, bireyler var, bireylerin davranışları var. Bu anlamda Aycan'ın da büyük sevgisinin karşısında çok büyük bir mücadele içinde olduğunu görüyorum. Ben bir baba olarak saygı gösteriyorum. Gerçekten bütün içtenliğimle söylüyorum, sahipleniyorum. Onun bu mücadelesini sahipleniyorum, ona saygı gösteriyorum. Bir kızımız daha oldu değil mi? Kesinlikle kızım olacak ve evet. Kesinlikle Aycan benim gelinim olmayacak. Asla. O bilmiyorum yani sanki bizden biri gibi. O açıdan da ben Aycan'ı çok seviyorum. Gerçekten o benim kızım, evladım, her şeyim. O yüzden ona birisi bir laf söylediği zaman ben üstüme alınıyorum. Sanki bana söylenmiş gibi hissediyorum ve üzülüyorum. Ama Aycan, benim o evde gördüğüm bir tek Aycan ve sen. Evet, ne konuşmuştuk? Demiştik ki siz birbirinizi mutlu ederseniz aileler nasıl olsa mutluluğunuzu görüp destek verecektir. Aynen de öyle olmuş. Onurcuğum tebrik ediyorum. Bir kere Aycan'ı evine çok güzel sokup takdim etmişsin. Evet, çok sağ olun. Öyle güzel bir giriş yapmışsın ki Aycan'a orada laf düşmemiş. Evet. İkincisi annenin o güzel sözleri. İnanılmaz olgun. Sevgiyle onarırım sözünü unutmayacağım ben mesela, hataları bile. Değil mi? Evet. Babanın sözleri. Ben muhteşem buldum. Çok da sıcak. Sen nasıl buldun Ayca? Seda'nın bu tabii ki de bir kısmı. Bu ilk bu daha bir ciddiyetin fazla olduğu zamanlar. Sonra da zaten anneannem, Tevfik babam, Sevim annem öyle bir aile gibi olduk ki sanki biz oraya bir bayram sabahı yemek yemeye gitmişiz gibi. Masaya oturduk, sohbetler, muhabbetler, hani güldük ettik. Beni sanki yıllardır onların ailesinin, hani ailelerinin içindeymişim gibi ağırladılar, sevdiler, saydılar. Yani beni kızları gibi gördüler. Kendi aramızda nişan yaptık burada. Evet, nişandı ama ben yine de tam nişan demiyorum. Evet, nişan aynen. Provası diyorum çünkü onlar çok hak ediyor. Senin ailende, onlar da değil mi? Yani sizin mürüvvetinizi görmeyi çok hak evet. ediyorlar. Burada olmayı, bir aile büyüğüne o kurdelayı kestirmeyi. Aynen, Sevim annem de aynısında dedi ki hani biz de orada olmayı çok isterdik. Ben dedim ki bir daha yapar Sevim annem. Evet, bunu prova gibi görelim o zaman. Evet. Değil mi? Evet, aynen öyle. Gönül koymuşlar mı? İlla ki olacak, illa ki ama Onur'un aile yapısı zaten böyle çok böyle naif, sevecen, sevgiyle dolu insanlar. Benim annem birazcık daha hani dominant mı denir artık ne denir tabir edemiyorum. Dominant denir, birazcık daha sert. Sert ama o da gittikçe bu sözleri şey yapacak. Zaten Tevfik Baba çok güzel bir söz söyledi. Kızım dedi, ben dedi sizin bu aşkınız, sevginize inanıyorum ve bu aşkınız, sevginiz için bir Çorum'u, Karabük'ü bırakın Türkiye'yi kaldırırım sizin için dedi. Kaç kez gerekiyorsa Çorum'a o kadar gideriz dedi. Anneni ikna etmek için. Ben dedi 61 yaşında bir adamım ama dedi ben bu halimle annenin önünde saygıyla eğilirim dedi. Ay, helal olsun. Annem zaten bunları izledikten sonra
Yani çok farklı. Tevfik Baba ile Sevim Anne çok farklı. Önemli insanlar. Olan bu. Bak hani annenin de kızlarına nasıl davranıldığını görünce değil mi? Evet. Bambaşka hissedecek bence. Aynen. En başta buralara geleceğimizi bile düşünmüyorduk. Hiç hayır hiç düşünmüyordum. Aile problemleri konuşulurken burada sürekli. Hiç düşünmüyordum ama Seda Hanım öyle bir şey vardı ki ben de hissettim ki ben o evin kızıyım. Hatta şimdiden onlara anne baba öyle bile diyorum. Çünkü zaten. O kadar farklı hissettiriyorlar ki bana. Ben hastalandım dün beni ikisi de aradı kaç kez. Çekimin akabinde hastalandım. Hastaneye kadar yemek getirdi Tevfik Baba. Hadi yani canım. O kadar iyi kalpli insanlar. Ya yıllarca evli olup bu muameleyi göremeyenler kesinlikle. Var sen. Deli misin? Kesinlikle. Çok şanslısın. Aman tahta yavur. Klasiklerde Onur ve Aycan'ın Safranbolu ziyaretini gördük. Onur'un ailesinin yanına gitmişlerdi. Onur'un ailesi Tevfik amca benim hep takdir ettiğim bir insandır. Ben daha önceden de tanışmıştım bu evde olduğum için. Gerçekten muhteşem bir ziyaretti. İzlediğimiz çok güzeldi görüntüler. Duygulandık. Kızım diye seviyorlar, kızım diye kabullenmişler. İnşallah Aycan'ın ailesi de böyle kabullenir. Bu da güzel bir şekilde sonuçlanır. Onur'un ailesini gerçekten takdir ediyorum buradan. Bu arada bakalım dur bir nişanlı çiftimiz daha gelmiş dış çekimden. Aman dış çekimciler. Gel otur gel. Tam da güzel bir şeyi kaçırdın. Gerçi sizi de çok ilgilendiren bir şey. Galiba kebap yemişler. Kebap mı yediniz? Şey en çok açtım. Adnan çok memnun olmuştur bu durumdan. Adnancığım afiyet olsun. Teşekkürler Seda Hanım, kolay gelsin. Sana yapılabilecek en iyi şey herhalde bu kebap işi. Biliyorsunuz beni, uzun zaman oldu yemeğine. Sağ olsun prodüksiyon paraya kıydı. Tüm bak bizi bildiği gibi gösterme yatırdı. Her zaman yani. Bir şey diyeceğim. burada Safranbolu'yu konuşuyorduk. Aycan'la Onur Safranbolu'ya gittiler. Haberiniz vardır. Ona da denk gelemedik. Arkadaşlar bilerek yapılan bir şey galiba. Hiçbir şeye denk gelemiyoruz bu pozisyonu. O kadar güzel geçmiş ki. O kadar güzel. Konuştuk az çok. Bir de şöyle bir şey var Seda Hanım. Yani Tevfik Yüksel'i ve Sevim Yüksel'i az çok hepimiz tanıdık. Evet. Yani önceden de tanıyorum. Onların kucak açacaklarını ben zaten tahmin ediyordum. Ben zaten biliyordum. Bu kadarına ben bile şaşırdım ama yani. Ya direkt kızımızsın diye konuya girip hastayken yemek götürüp bir gün grip oldu dün gelemedi diye telefonlar açıp öyle güzel ağırlayıp öyle güzel konuşup öyle onore etmişler ki. Onur da orada çok güzel sahip çıkıp onore etmiş peki. Annesinin babasının yanında. Bu annesinin babasının yanında eşlerini umursamayan erkek veya kadın tiplemesi bence berbat bir şey. Hani ya bu kadına ben kaptırmadım tamam mı? Hani gelin ama hani gelir böyle yanımda gider falan. Böyle saygı duymaz, elini tutmaz, saçını tutmaz, bir şey yer misin demez. O tip erkek çoktur ha. Maçoluğunu ailesinin önüne gösterecek ya erkekliğini. Ha. O kadar güzel davranmış ve Seda Hanım, değer verdirmiş ki. Hatta farkındaysanız babamla annem öyle güzel anlatıyor ki, öyle güzel anlatıyor ki ben rahatsız oldum. Dedim ki siz dedim bizi çok güzel, kusursuz anlatıyorsunuz ama yani... Aslında bakarsanız yani tam bizim de hatalarımız var. Bizi bu kadar güzel göstermeye kimde çalışmayın. Ya. Yani ondan bile rahatsız oldum ben artık. Kimde yok. Anne, bir de şeyin etkisi de var. Seda Hanım ilk gelin. Tek erkek evlat ilk gelin. Öyle mi olacak Onur? Tabii benim bir kız kardeşim var evli. Bir de ben işte evde kaldım. şimdi inşallah Allah nasip ederse evleneceğiz. Şimdi bir de onun kıyamamazlığı da var. Şimdi Onur abiden torun bekliyorlar. Bunun tabii. Heyecanı zaten onları sarmış bir durumda. Ya Aycan'la Onur abinin görüntülerini izledim. Gerçekten çok mutlu oldum. Ama özellikle Aycan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü orada tam bir gelin adayı gibiydi. Popüler bir gelin adayı gibi değildi. Gelin adayı gibiydi. Burada bir ilişki var ki bugüne kadar güzel başlayıp güzel gittiğini düşündüğümüz. Belki etraftaki hani kişilerin telkinleri ve yorumları da etkili oldu mu bilmiyorum ama bizim sakin bulduğumuz Tuğçe'den Emre'ye bugün bir isyan geldi. Bakalım. Günlerdir de bunları yaşıyoruz ve ben bunları hissediyorum. Amacım seni kötü bir şeye sokmak değil. Sen gerçekten adam gibi adamsın. Ama bana hissettirdiklerim bunlar, anladın mı? Ben bunları hissediyorum. Yeterince sevilmediğimi hissediyorum. Anladın mı? Bu kadar. Yeterince sevilmiyorum demek ki bazı şeyler için. Sustum, git dedim, yap dedim, et dedim. Ama bu demek değil ki karşıma böyle şeyler gelsin. Ben mi seni hayatında sevmiyorum? Ben ya da bir başkası, hayatında ben birisi varsa, hayatında birisi varsa sevmiyorum? Birazcık, bir nebze, ben acaba dersin. Bu hareket onu kırar mı dersin? Sevmiyorum? Düşünürsün. Ben evet, seni sen sevmiyorum. Beni sevmiyorsun. Ben seni ya da yeterince sevmiyorsun o yeterince zaman. Yeterince sevmiyorum. Seviyorsun ama yeterince sevmiyorsun ya. Ben seni sevmesem sana dokunamam de be. De ki daha o duyguda ben seni değilim sevmesem, de o zaman. Yüzüne bakamam de ki daha ben seni o duyguda değilim yanına de. Gelemem be. Daha o duyguda ne değilim de. Sen de ya? Bunu ya. Ne
anlatıyorsun? De bunu, ne anlatıyorsun? Ya. Günlerdir anlatıyorum sana ben bunu. Günlerdir söylüyorum. Şunu şuraya şu şekilde Tuğçe taşıdık. Çok yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Çok yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Böyle haddinden hissediyorum. Haddinden fazla yanılıyorsun. Ve buna ben herkesten daha çok üzülüyorum. Ben burada herkes beni tanır. Tamam mı? Ben senin yanına sevmesem gelemem be. Dokunamam sana be. Sen beni tanımamışsın ya. Ama ben bunu bu kadar yoğun hissetmiyorum. Sen beni tanımamışsın ya. Bir kuralların var. Sen beni tanımamışsın katısı. Ya. Kızlara soracağım hanımlar, peki bir erkek sevdiğini bu surat ifadesi, ses tonu veya mimik ve jestlerle mi anlatır? Anlatabilir mi? Böyle durumlar yaşadınız mı Melis? Karşınızdaki kadın eğer size bu ses tonuyla ve bu mimik jestlerle anlatıyorsa erkek de anlatabilir gayet. Tuğçe'yi mi suçlu buluyorsun burada? Ben Tuğçe'yi suçlu buluyorum. Yani kesinlikle arkadaşım olduğu için ayrımcılık yapmıyorum. Günlerdir de Emre hakkında en ağır eleştirileri ben yapıyorum bu evde. Sevgisini bile sorguladım. Yaptığı bütün hareketleri sorguladım. Ama Emre burada kesinlikle haklı. Ve ben Emre'nin bugün Tuğçe'yi gerçekten sevdiğine inandım, biliyor musunuz? Bu konuşmasından sonra Bu konuşmasından sonra ve Emre'yle dışarıda bir telefon konuşmam oldu. Ondan sonra ben kesinlikle inandım. Ama Tuğçe kendisini sorgulasın bence. Tuğçe yapmak istediğini yapsın. Söylemek istediğini söylesin. Yani ikili oynamasın. Tuğçe çok ikili oynuyor. Ne için ikili oynuyorum ben? Devam ediyorum farkındaysan. Eğer bir yere gitmesini istemiyorsa gitme Emre desin. Hı. Ama gittikten sonra başına kalkmasın. Hı. Yani git hayatım, benim için sorun yok. Ben doğal karşılayan bir insanım, yaptıktan sonra eğer ki Emre oraya gitti, kızla fotoğrafı çıkmış, kızla videosu çıkmış, işte hani hastaydı gitti, şunu yaptı, bunu yaptı derse ben de Tuğçe'ye derim ki sen adamı gönderdin, şimdi laf söyleme hakkın yok. Ya evet desin ya hayır desin, baştan evet, desin. Evet yani diyorsun. Gri olmasın, siyah ya da beyaz olsun diyeceğim. Sen ne diyorsun Dida? Yani dün gülerek tepki veren bir Tuğçe vardı. Bugün aradan günler geçmiş olayın üstünden yeni bir çıkış yapmış. Yani Emre beni zaten, Emre zaten sonra bu konuda yeterince konuşuyordu. Sevmiyoruz. Emre'nin şeyi değişmemiş. Realist olursak biz bir aylık bir ilişkinin içindeyiz. Birbirimize değer vererek ilerliyoruz. Mutlu etmeye çalışarak ilerliyoruz. Birbirimizi açıkçası daha da iyi tanımaya çalışarak devam ediyoruz. Değil mi? Yani biz burada 3 senelik bir birlikteliğin içindeyken doğru. Ben ona kendi bireyselliğimi düşünerek hareket etmiş bir adam olsam bana çıkar haklıdır, sonuna kadar savunabilir istediği şeyi, söyleyebilir. Ama ben şurada bir ayın içerisinde bir ilişkinin içindeyken bir gelecek kurmaya çalışıyoruz. Karşılıklı bunlar adım atarak, daha iyi tanıyarak, ilmik ilmik dokuyarak. Şimdi bunlar kolay işler değiller bu işler. Çok o yüzden ben bireysel, ben dedim ki ona, ben dedim bir ev tutmak istiyorum. Ondan sonra o da ben ona neden biz beraber tutalım dememişim diye... Yani sonrası için buranın, sonrası için bana stres yarattı kendince. Ama buna gerek yok. Çünkü insanlar hayatlarının belli noktalarında birleştirebilirler, ayırabilirler. Bunun garantisi yoktur. Ben sadece burada bir kurulu i̇şte düzen kurmaya şey bu, çalıştım. Bunu anlamıyor mesela. Beni kıran şey bu diyor. İşte bak insanlar hayatlarını işte birleştirebilirler. O ya evet her ilişki için bu geçerli. Garantisi yoktur dediği zaman hani Tuğçe, aynı ben şeyi sana, söylüyorum. O gün de finalde ben sana ayrılalım demedim, benimle babam, olamazsın bir saniye, demedim. Bir saniye Emre'ciğim. Emre bir saniye söyle, bak. Garantisi hiçbir şeyin yok Emre. Yarın yaşayacağımızın da garantisi yok. Ama sen bunu vurgulamak zorunda değilsin. Olacakmış gibi bakmak zorundasın. Anlattığım şey bu ya. Bu kadar. Abi bu ama kendini bu kandırmak basit. Olur. Ya kalkıp bir anda da ben ev tutmak istiyorum deyince... Bir şey söyleyeceğim Seda Hanım. Kendisi de ev tuttu. Yani o zaman buradan çıkmayı mı beklemek gerekiyor ev tutmak için? Adamın bir yerde ikamet etmesi gerekiyor. Hayatını devam ettirmesi gerekiyor ve ev tutacak. Çünkü Emre'nin ailesinin evi, ben Emre'yi bildiğim için, ailesini de tanıdığım için çok uzakta oturuyorlar. Bu yüzden de ev tutmak istemesi ya da adam 25 yaşına gelmiş, uzakta oturmaları da gerekmez. Ben de ailemden ayrı yaşıyorum. Eve çıkmak demek... Ben evlenmeyeceğim anlamına gelmiyor ki. Adam bugün eve çıkar. Eğer sen evlenmek istediğinde o evde oturmak istemezsen başka evde oturursun. Ayrıca Emre'nin hayatı da buradan ibaret değil. Zaten buradan ibaret olsaydı da senenin başında gelirdi. Tamam mı? Ben yani hayatı buradan sen ibaret hayatı buradan ibaret ki. Gibi davranıyorsun ve arkadaşımın üstüne çok fazla gidiyorsun. Hayatı bunu sana buradan yaptırtmam. İbaret demedim. Yani ve ev tutmak isteyebilir. Bu da normal bir şey. Ama bizim şu anki... Gidişatı. Konuşamıyorum.
Şu anki gidişatımızda bunu demesi beni incitiyor Melis'ciğim. Tamam, ben de sana diyorum ki seninle evlenmeyecek değil bu adam. Evlenmek ya istiyor zaten. Ya ben evlenmeyecek demiyorum senin ki zaten. Senin bahsettiğin şey o. Diyorsun ki nasıl kendi? Kendinden bahsetmiyor. Adam şimdi bir ev tutacak ki belki de seninle evlendiği zaman için ev tutuyor bu adam. Belki senin için yapıyor bunları. Ailesinin evinde seni yaşatamayacağına göre demek ki belki senin için yapıyor. Bunları düşünsene. Evet, Tuğçe ile Emre'nin kritikte bir tartışması oldu. Konu Emre'nin ev tutması ve düzen kurması. Benim bu konudaki fikrim şu. Erkek adam güçlü olmalı. Tabii ki de düzenini kuracak. Ki Emre'nin bu arada ailesi şehir dışında yaşıyor. O yüzden böyle bir düzene zaten ihtiyacı var. Tuğçe'nin bu konuda ayrımcılık yapmaması lazım. Eğer ki zamanı geldiğinde zaten evlenme kararı alır ve evlenirlerse birleşmek kadar kolay bir durum yok. O yüzden Tuğçe'nin bu konuda Emre'nin üzerine çok gittiğini düşünüyorum. Emre'nin arkasındayım kardeşim, düzenini kur, sapa sağlam ol, ondan sonra her şey olur. Beyler şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın Seda Hanım. Siz de. Adnan yarın fıkra bekliyorum senden. Sevgilim görüşürüz. Ben, şimdi anlatırsam kimse gülmez. Ha, evet Seda yarın bekliyorum gülmüştür. O yüzden. Daha yeni ben anlattığımda. Gayet güldüyse, daha ya, güldüyse demek ki şey. Yarın bekliyorum fıkrayı sırayla. Hadi görüşürüz. Akın bir tane kız geldi. Yemin ederim bakarsan öldürürüm seni. Kaç yaşındasın sen? Sana ne lazım? Emine ile ben evleniyorum. Vallahi şu altınları benim kardeşim dediğim insanlar taktı. Abim hiçbir şey takmadı. Sen bu yüzüğü sattın mı acaba? Eğer dedi özür olayı olmasaydı dedi, bu hafta sonu yüzük düşünüyordum dedi. Burada veya dışarıda ben seninle evlenmek istiyorum. Lafa gelince bık 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 konuşuyorsun, icraata gelince yok. Ağız tadıyla şurada bir ayıramadık ya sizi, ben sizinle bir daha konuşmak istemiyorum. Türkiye Dünya Cumhuriyeti'nde ilk kez kadınlar bu evde yüzük istemeye başladı, biliyor musunuz? Düğüne gelen oynar, cenazeye giden ağlar. Bir tane çikşireyi çeyrek altına koyayım da. Lan burada herkes kavga ediyor. Barıştırıyorsunuz. Benim barışmış halimi bozdunuz be. İşte bak böyle sildiğin gibi yazdırırım oğlum. Ömür boyu şeker niyetinde geçmesi dileğiyle.